Kayıt dışından merhaba değerli izleyiciler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Haftalardır hatta saatlerdir programımızı merakla bekleyen, sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerimize hasret dolu bir merhaba diyelim. Zira biz haftalar öncesinden bu programı duyurmaya başlamıştık size. Ertan Bey de sık sık duyurmuştu ve beklediğimiz programı inşallah bugün yapacağız. Heyecanlı bir şekilde yapacağız. Gizem şüphesiz en çok cezbeden alan bizi ve bu alanda baktığınız zaman da dünya dışı zeki varlıklar ve o varlıklarla iletişim konusu bizim merakımıza en çok cezbeden konuların başında geliyor biliyoruz. Dolayısıyla bu hafta çok güzel bir kayıt dışı olacağına inanıyoruz. Sizlerin de katılımıyla, sorularıyla, desteğiyle ve yorumlarıyla. Bir kez daha hoş geldiniz efendim. Türkiye ve dünyada UFO gerçeklerini konuşacağız bugün kayıt dışında. Dünya dışı uygarlıklar, az önce söylediğim gibi ben ona dünya dışı zeki varlıklar diye özellikle vurgu yapıyorum. Gezegenimizi ziyaret ediyor mu? Bu konu üzerindeki araştırmalar devam ediyor. Yeni bilgiler masaya yatıracağız bu akşam. Gerçekten samimiyetle söylüyorum, daha önce hiç duymadığınız, hatta Hakan Bey'in ağzından da hiç duymadığınız yeni bilgilere tanıklık edeceksiniz. Bugün kayıt dışını sonuna kadar takip ederseniz. Bu arada bugün süre yetmeyecek diyen izleyicilerimize bir kez daha sevgiler gönderiyorum. İnşallah verimli bir şekilde kullanacağız bugün zamanımızı. Kadim tarihe bakacağız. Dünya dışı varlıklarla ilgili bilimsel kanıtlar var mı? Bu soruya cevap arayacağız. Alıkoyma vakaları yine gündemimizde olacak değerli izleyiciler. Bu vakalarda dünya dışı varlıkların amaçları ve planları ne? Ve biz insanlık, UFO'lar ve kozmik ziyaretçilerle temas evet merak ediyoruz başta söylediğim gibi ama bunun için hazır mıyız? Bunu da yine konuşacağız. Ve bir başka önemli başlığımızda semavi dinler dünya dışı yaşam formlarına nasıl bakıyor? Fikirlerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Uzaydan bakınca efendim hashtagimiz. Yine diyorum program boyunca da hatırlatacağım. Uzaydan bakınca etiketiyle Twitter'dan, sosyal medyadan yorumlarınızı bekliyoruz. Biliyorum dayanamayıp Instagram hesaplarımıza da uzanıyorsunuz ama yayın sırasında hep vurguluyorum Twitter'ı takip edebiliyoruz. Dolayısıyla uzaydan bakınca etiketiyle yorumlarınızı bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi Ertan Özyiğit yorumlarıyla bizimle ve UFO ve uzay bilimleri araştırmacısı Sayın Haktan Akdoğan'la birlikteyiz. Haktan Bey hoş merhabalar, geldiniz. Hoş geldin Haktan. Selamlar Ertan'cığım. Ertan Bey merhaba. Yine buluştuk ama söylüyorum biz haftalar öncesinden beklediği için izleyicilerimiz sizin geleceğinizi evet, biraz duyurmaya başlıyoruz. Elde olmayan sebeplerden dolayı seyahatler girdi falan evet. Teşekkür ediyorum. Biz yani, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yeni bilgilerle geldiniz. Ben öncesinde konuştuğumuz için biliyorum. Ve o yüzden iddialı bir açılış yaptık. Özellikle son bölümü izleyicilerimiz sabretsinler, beklesinler. Son bölümde alıkonma vakaları ve bunun ardında yatan kozmik planla alakalı önemli bazı bilgiler paylaşacağız. Dolayısıyla son bölüme kilitlensinler. Tabii ilk bölümde de kadim tarihi bunları dönem dönem işledik ama yeni izleyen seyircilerimiz, izleyicilerimiz de var. Bununla ilgili bilgiler de paylaşacağız. Evet. Yeni kitaplarımız var. Şimdi kitaplarımızı gösterelim. Hamza Yardımcıoğlu, sevgiler, selamlar. Kök, insanlığın saklı tarihi kitaplarımızdan biri değerli izleyiciler bu haftaki. Konumuzla şöyle gösteriyorum. Ilgili. Konumuzla da ilintili Hamza Yardımcıoğlu Kök İnsanlığın Saklı Tarihi kitabı. Arşivlerinizdeki, kütüphanenizdeki yerini alacak inşallah bu programda. Ve Serhat Ahmettan Hoca'ya da sevgiler, selamlar. Özledik, bekleriz. Yakın zamanda gün. Alacağız. Serhat'la konuşuyoruz. Inşallah. Kozmik Miras, Evrensel Ardıllık Kanunu. Serhat Ahmettan'ın imzasıyla. Yine henüz kütüphanesinde olmayan izleyicilerimize duyurulur bu haftaki programımızın. Her ikisi de değerli araştırmacılar. Evet. Kesinlikle mutlaka öyle. Mutlaka takip edilmesi. Bir de konumuzla çok ilgili o iki kitap. Özellikle herkese ben de tavsiye ediyorum. Bekliyoruz tweetleri. Ona göre değerlendireceğiz program içinde. Şimdi başlıklarımız çok önemli. Bunlar ana başlıklar. Detaylara çok daha gerçekten çarpıcı değerli izleyiciler. Onu şimdiden söyleyeyim ama tek tek okuyarak vakit kaybetmeyeceğim. Uzaydan bakınca etiketimi son bir kez hatırlatıyorum ve başlayalım. Ertan evet. Hocam neler konuşacağız? Şimdi şöyle, bir genel şöyle bakmamız lazım. Tarih boyunca yeryüzünü UFO'lar acaba ziyaret etti mi? Herkes bu soruyu soydu. Sayısız filmler, sayısız kitaplar yazıldı. Bununla ilgili bazıları dediler ki UFO'lar kesin büyük aldatmacadır. Bunlara inanılır mı ya? Böyle şeyler var mıdır?
Bazıları dediler dine aykırıdır. Bazıları dedi ya böyle şeyler gerçekten vardır. Hatta bazıları da dedi ki ben bunları yaşadım, gördüm ve tanık oldum. Şimdi bunların hepsini bu masaya yatıracağız bugün. Bunların hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? En de sonunda seyircilere bırakacağız. Kendi analizlerini kendileri yapsınlar. Muhakkak kayıt dışı sorularınızı bekliyorum Hak'tan buradayken. Hak'tan'la benim yapmış olduğum herhalde 10-12. Program olur tabii, bu. Tabii. Her programda her programda farklı şeyler konuşuyoruz ama bu programda da Hak'tan'la herhalde bir 15-20 gündür üzerinden geçtiğimiz konular oldu. Bunların hepsini titizlikle çıkarttık. Onlara bakacağız. Şimdi konumuzun aslında şöyle şeyleri var. Hani biraz önce dedim ya sevgili izleyicilerimiz. Hani acaba gerçek midir değil midir? Saklanan ne var? Yani hep aklımızda şöyle bir şey var. Amerika yani bahsettiğimiz NASA. NASA neleri saklıyor? Gerçekten Ay'a gidildi mi? Hep bunları konuştuk. Mars'a gidildi mi? Daha önce acaba Mars'ta insanoğlu daha önce gitmişti. Bunlar provası mıydı? İnsanı mı alıştırıyorlardı? Filan derken ben bugün burada Buket'i de anarak söyleyeyim. Bir belge getirdim. Bu top secret bir belge. Bu belgenin sonunu göstereceğim. Bunu programın sonuna doğru açıklayacağım. İki tane büyük bir imza var bunun arkasında, büyük kişiler. Bir tanesinde Robert Oppenheimer. Yani hani Alman füze teknolojisini Amerika'ya getirip hatta şeyi de atom bombasının arkasındaki dahilerden biri olduğunu söylediğimiz ve de Albert Einstein'ın birlikte yazdıkları ve Amerika Birleşik Devletleri NSA'ya rapor ettikleri bu belgeden bahsedeceğiz bugün için. Tabii yalnız program beklemede böyle kalın. Değil, beklemede kalın. Albert programın... deyince hemen Pike gibi bir refleks olmuştur tabii izleyicilerimizde. Bu işin, bu yalnızca bu işle ilgili Albert Pike'ı anmayacağız herhalde. Şimdi tabii büyük adamlardan bahsetmemiz lazım. Gerçekten bilime akıl vermiş, yön vermiş insanlar. Bunlardan bir tanesi Carl Sagan'dan bahsedeceğiz. Daha da ileri gideceğiz belki. Yani belki ortak dostlarımız var. Travis Walton'dan, işte kimlerden bahsedeceğiz? John Mack'ten bahsedeceğiz. Hopkins'ten bahsedeceğiz. Roger Lair'den bahsedeceğiz. Tanrıların arabalarını atlamadan gitmememiz lazım. Zekeriya Sitchin. Tabii Zekeriya Sitchin'den bahsedeceğiz. Efendim şimdi Hak'tan'a şöyle bir şey sormakla başlayalım mı? Bu arada Einstein dediğin, Einstein'ın evet. Biliyorsun UFO'larla ilgili... Evren, dünyanın kainattaki biricik meskun yer olduğunu düşünmek bile düpedüz cehalettir diyor. Tabii tabii. Ve yetkili kişileri uçan daireler yoktur iddiasına sürükleyen tabii bir korku ve beşeri bir azamettir diyor. Tabii. Ya çok net UFO'ların varlığına gönderme yapan. Şimdi sevgili Şimdi 40 milyar gezegen yani hiç kimse bizden başka varlık olmadığını düşünmek bence çok daha ürkütücü geliyor zaten. Bunu gezegen anlamında anlamak da hani daha, tabii yani boyutlar üstü boyutlar yani en çarpı tabii fizik sadece bu anlamda baktığınızda da hiyanız olduğumuzu düşünmek yani şimdi başka bir kere sırf bu fizik evrenden bahsetmiyoruz aslında. 10 üzeri 12 yani onun yanına 12 tane sıfır koyun boyut olduğu tabii. Kuramsal fizik tarafından öne sürülüyor. Olasılığı daha da genişletiyor zaten. Bir de bu hani tabii. Çok güzel bir film vardı evet. Interstellar diye. Ha. Hani onun son Christopher Nolan evet. Tabii çok keyifli. Son hani bölümü müthiştir bu boyutlarla ilgili. Bir de şöyle bahsetmemiz lazım. Yani ne yaparsak yapalım. Tabii ben bir komplo teorisyeni olarak görevimi yapayım. Ya bizden ne gizleniyor? Gizlenen bir şey var mı? Yoksa hepsi bir medya oyunu mudur? Yani insanlığı bir yerlere mi hazırlıyorlar? Yoksa insanlığın aklından bazı şeyleri almaya mı çalışıyorlar? Zaten hani bakınca. Şöyle bakalım. Bunların hepsi bazı düşünürler diyor ki ya bunun dine aykırıdır. Ya Allah gibi bir varlığın sonsuzluğunu anlama şansımız var mı? Sonsuz yaratma gücü. Yani sonsuz yaratma gücü var Allah'ın. Yani böyle bir şeyi algılama şansımız yok. Yani aslında hem bütün semavi dinlerde hem tarihin her döneminde değişik coğrafyalarda net kanıtları var. Gizlenen bir şey aslında yok. 20'lerden de öncesine bakacağız tabii, değil mi Hakan Bey? Yani baktığımız zaman tabii ki mevcut hakim ve yerleşik düzeni kontrol eden hakim paradigma bu konuda açıklama yapmıyor resmi olarak ama bireysel olarak insanlar bu konuda hele hele internet çağındayız bir araştırmaya girdiklerinde kadim tarihten beri, Kromagnon dönemdeki mağara duvarlarından günümüze kadar,
İnka, Maya, Aztek, bütün hepsinde. Aborjinlerden tutun Dogonlara kadar. Yunan mitolojisinden tutun Mahabharata, Tibet, Kançur metinlerine ve Vimanalara kadar. Ve bunlar bilimsel kanıtlar. Arkeolojik kanıtlar. Bunlar ölçülüyor karbon tekniğiyle. Yani bir hurafeden bahsedilmiyor. Yazılı referanslar var. Kayalara, taşlara oyulmuş net uçan araçlar var. Rönesans tabloları var. Dolayısıyla kutsal kitaplara da gireceğiz. Programda o kadar geniş bir literatür ki bu. İnanılmaz fazla. Tabii şimdi olayın son bölümünde alıkonma vakalarının derinliklerine de gireceğiz. Evet. Orada implant. Beni burada en çok rahatsız eden sevgili dostlar şu. Yani şimdi ufoloji konusuna girdiğimiz zaman kuantum dinler, New Age dinler gibi garip dinler çıkmaya başladı. Maalesef. Bunun maalesef dediğin gibi yani bu işlerin arkasına sığınarak başka bir şekilde arayışta olan insanları bir şekilde yutmayı, onları hem maddi hem manevi bir şekilde eski deyimle ütmeye çalışıyorlar. Hı. Şimdi bunları da masaya yatırıp Haktan'a sormamız lazım ama Haktan bir şeyle başlayalım, uzatmayalım. Girizgah çok oldu. Bak, çünkü seni yakalamışız. Onun için. Ya şimdi şu Mars'la ilgili, evet, bir şey var. Değil mi? Şimdi Mars'a gidildi. Ben sevgili Ardan Zentürk'e, evet, geçen gün sen de hatırlıyorsun, hı-hı, bir işte röportaj verdim kendi programında. İşte Mars'taki olayları anlattım. Su bulundu vesaire vesaire. Bu konuyla ilgili, Mars'la ilgili su mu konularını geçiyoruz. Çünkü neden, bunları hemen görebilirsiniz internette. Mars'ta gerçekten Mars'taki su olayı zaten biz 2003'te X dergisi, hı-hı, diye bir dergi çıkardık 15 sene önce. 2003 dedin. İlk sayısı. Nisan'da çıktı. Kapak, Mars'ta su var. NASA bunu gizliyor diye. 15 sene önce. Bunları yeni servis ediyorlar. O da Arthur C. Clarke, bilirsiniz. Hı hı. Uydu teknolojisi, bilim kurgu yazarı. Aynı zamanda bilim adamıdır. Onun pas ettiği, servis ettiği çok önemli uydu görüntüleri vardı. Mars'taki akışkan suyu, gölleri, hatta daha ileri gideyim, bitki örtüsü. Daha sonra biz bunun haberini yaptık dergide. Şimdi açıklıyor Mars'ta önce donmuş su, işte buzullar, hı hı, altında bulundu falan. Sonra İlk su yoktu, sonra İlkin donmuş yoktu, su. Sonra donmuş, şimdi sıvıymış şimdi. Yavaş, evet, yavaş servis edip alacak. NASA bu olayı örtbas eden kurumların başında gelir. NASA'nın iki türlü yöntemi var. Bir halka oynadığı bir bölümü var. Bir de gizli, bu Top Secret Space Program dedikleri gizli programlarda esas misyonlarını yapıyor. Neden bizim bu insanlık hazır değil? Tabii ki. Bu klasik insanlık hazır değil düşüncesi. Yok, devam hakim gücün yerleşik sistemi yöneten hakim paradigma bunların açığa çıkmasını istemiyor. Çünkü mevcut kontrol sistemi gidecek. Yani düzen gidecek, evet, sistem gidecek. Bütün ekonomik, politik, dinsel sorgulama, her türlü sorgulama ve enerji kaynakları, İşte fosil bazlı yakıtların değişimi, çünkü serbest free enerji var bunun arkasında. Yani bu ışık hızının, evet, geçip buralara gelmeleri, farklı bir mekanizma var. Dolayısıyla bu tür bilgilerin temelinde bu var. Bunu hep söylüyoruz zaten. Ama NASA'nın yaptığı birkaç hata oldu. Canlı yayında Observer verirsek görüntüleri, yönetmen arkadaş, arka arkaya. Önce tabii 76'daki Spirit şeyin, Viking'in çektiği Sidonia bölgesi, hı hı, NASA klasörüyle başlarsak, çok net orada yapılar gözlemlendi. Mars'tayız değil mi? Mars'ta. Haktan Bey, tamam. Sidonia bölgesi ilk görselimizde. Oradaki yapıların, önce NASA bunlar bir ışık yansıması dedi. Fakat başka uydularla da aynı görüntüler gelince kabul etti. Bu sefer doğal bir oluşum dedi. Halbuki doğal bir oluşum değil. Orada çok net yapılar, hatta yüz, evet, şeklinde yapılar. Bunlar CNN'de birçok kanalda Richard Holguin tarafından da haber yapıldı. Akabinde Mars'a gönderilen Spirit olsun, Observer olsun, Curiosity olsun, canlı yayında uydu Mars ufkunu çekerken, hı hı, orada UFO'lar gökyüzünde geziniyordu. Tabii. Şimdi Mars'ın atmosferinde böyle bir şeyi siz yakaladığınız zaman duruyor nesne, evet, tekrar geri gidiyor, ileri gidiyor. Bazıları sigar shape dediğimiz cisimler. Dolayısıyla ince uzun olanlar. İnce uzun. Evet. Yok, Mars dosyası. Mars, evet, dosyası. Bu Arthur C. Clarke'ın bu akışkan su göller, evet, tarzında ilk anlattığı ilk anlattığım konu. Evet. Arka arkaya bunları verebiliriz. Bu slaytları. Üzerinden de konuşabiliriz. Tabii, hı-hı, üstüne de konuşarak arka arkaya verebiliriz o dosyayı. Dolayısıyla daha sonra o videolarda da çok net UFO'ların görüntüleri. Bizce Mars'ın
kolonileşmiş bir bölge Mars. Dünya dışı varlıklarca istasyon olarak kullanılan. Nasıl ayın karanlık yüzünde hep bunu iddia ettik. 30 senedir söylüyoruz. Ayın karanlık yüzü dünya dışı varlıkların istasyonudur. O yüzden Ay'a gitme projeleri hep iptal oldu. 1972'den sonra bütün Ay projeleri iptal olmuştur. Hakan, bugün bir soru geldi bana. Beyza bak. Kayıt dışı izleyicilerinden birisi dedi ki, ya Ertan Bey, Mars'ı gittiler. Boyunu işte bir şeyler yolluyorlar. O gözlem işte araçlarından hepsi yayınlar veriyor filan. Ya dedi, bu soru sana. Niye Ay'da, Ay hemen burnumuzun ucunda. Niye Ay'da hiç net görüntüler veya net bilgi vermiyor? Tabii. Çünkü Ay projeleri hepsi iptal oldu. Ay'a gidilmiyor artık. Yani bugün Ay'a gitmek gerek Amerikan teknolojisi açısından gerek Rus teknolojisi açısından çok kolay bir teknoloji. Ama gidilmiyor çünkü. Ruslar da sorguluyor şimdi Ay'a gidildi mi gidilmedi Çin mi? Çin şu anda evet. Gitmeye çalışıyor karanlık yüzünde. Ne oluyor ne bitiyor. Onlar da ama. O da engellenecektir bir şekilde. O da engellenecektir ama çok net bilgidir bu. Ay'ın karanlık yüzünde hakim bir istasyon olarak kullanan dünya dışı varlıklar var. Hatta Ay'ın yüzeyinden çıkan giren filolar halinde UFO'ların videoları, görüntülerini verdik. Bütün dünyada da yayınlandı bunlar. Dolayısıyla bu çok net bilgidir. Tabii bunları üst düzey eski astronotlar bu konuda açık açık konuşan tabii aramızda olan yani bizim UFO kongrelerinde konuşan çok değerli astronot arkadaşlarımız da var. Bu gizliliklerin hepsini artık ifşa ediyorlar. Dolayısıyla bu artık net bilgidir. Tabii dediğim gibi NASA'yı yöneten kurum bir fonlama çünkü neticede işin ucunda ciddi kaynaklar aktarılıyor bunlara. Bu konuda hep bir örtbas politikası. Sadece NASA'da değil, bütün dünyadaki hava kuvvetleri olsun, istihbarat birimlerinin temel konusudur bu. Aslında hepsi olayın içindedir. Yani bugün Rus başkanı Medvedev'in de açık konuşmaları var bu konuda. Evet. Onlar siyah giyen adamlar diye bir belgesel yaptı Rusya'da. O konudaki görüşünü de Medvedev bunların çok hepsi gerçektir diye söyledi. Tamam. Burada da biraz önce vereceğimiz bunun içinde niçin bunları anlatamayız, anlatmamamız lazım diye Einstein'la Oppenheimer yazmış. Evet, arka arkaya verelim. Arka arkaya o videolara geçelim. Bey. Sonra Mars'ı geçelim. Çünkü çok konu var. Bir sonraki görüntüleri verebilir miyiz? Videolar mı gelsin? Tabii. Mars'la tamam, ilgili bütün verelim. Arka arkaya. Bakın burada 2012'de NASA'nın bakın bir ışıklı cisim ufukta belirdi ve hareket ediyor. Şu bu Mars'ın atmosferi. 2012, bakın durdu. 8. ay. Evet. Burada yine bir başka görüntü. Burada 3-4 tane nesne. Bu form değil mi? Tabii diz şeklinde. Klasik. Yaklaştıkça çok netleşiyor. Ve cismi objeler bunlar. Hı-hı. Evet. Bir sonrakinde de göreceğiz. Bunların açıları yan yana. Burada da 5-6 tane bir sonraki yakın planda göreceğiz. Bakın 2-3 tane var. Evet, burada 2 tane. Yan yana. Hatta bazıları siyah, bazıları ışıklı. Şeytanın avukatlığı diyorlar ya, biraz ters. Bunlar bir ışık süzmesi, yansıma, atmosfer hareketi filan olma ihtimali niye yok? Bunlar Mars'takiler değil mi? Çünkü sebebi hareket ediyor. Evet. Az önceki ilk filmde görüyoruz. Kalkıyor, hareket ediyor, duruyor. Tekrar ters hareket ediyor, evet. Tekrar gidiyor. Tabii. Yani bu doğal bir fenomen ve atmosferik bir fenomen değil. Dolayısıyla hele Mars'ın gökyüzünde böyle bir olay, ateş topu, ateş yansıması ya da atmosferik bir fenomen olgusu yok zaten. Dolayısıyla bakın durdu, tekrar hareket ediyor ve ışık saçıyor. Bir de çok hızlı kayboluyorlar. Hızla değil mi? Siyah görünenler Aktan Bey, hani ışık saçmayıp siyah görünenler az önceki. Neye göre değişkenlik gösteriyor bu? O cismi objeyi görüyorsun orada. Ha. Işık saçtığı zaman enerji alanı olarak görüyorsun. Yaydığı enerji. Bazen bunlar materyalize olup ışık haricinde maddesel formunu görebildiğin hale gelebiliyor. Evet. Dolayısıyla o hali bu. Evet, bu hali. İstersen... Evet. Şeye geçmiştin o 2019. Evet, 2019. Sen Romları evet. Falan bir sen şeyler konuştun. Şimdi şöyle bir şey var. Çok karşılaşıyorum. Bilhassa ben daha önce de söyledim. Bir baktım bir kanal da bunu kullanmaya başladı çok sık. Yani 11 Kasım 2019'da gerçek anlamda uzaylılar bu sefer gelecekler.
İşte şimdi 2012 sendromunu yaşadık. Doğru mu? Ardından bütün evet, sendromlar... Evet, çok doğru söylüyorsun. Hiçbiri yeni değil. Daha önce Amerika'da, hatta 97'de Heaven's Gate, evet, Cennetin Kapısı tarikatı, işte Elbep Kuyruklu Yıldızı gelirken, işte biz uzay gemisiyle ana gemiye ışınlanacağız, toplu intiharlar falan olmuştu ve Scientology'ler falan da vardır. Tabii her olayda olduğu gibi bunu suistimal eden çevreler de var. Şimdi dediğin çok doğru. Mesela 5-5-2005 vardı 2012'den önce. 5 gezegenin bir ip gibi sıraya dizildi, hizaya geldi. Orada oluşacak manyetik alan dünyada savrulma yaratacak. İşte dünyanın manyetik alanı takla atacak. İşte sonumuz geliyor, uzay gemileri bizi kurtaracak. Enerji kesintileri gibi. O da olmadı. Ardından foton rüzgarı. 2012. Evet. 2012 sendromu öyle 21 Aralık fecaattı. Biz o dönem sevgili arkadaşım astrolog Öner Döşer'le 6-7 kanala çıktık. İnsanlar çünkü Şirince'ye gidip Ödemiş Bozdağı'nda yok ana gemi beklemeler, dünyanın sonu geliyor. Halbuki Mayalar orada bir döngünün bittiğini, yeni bir döngüye geçildi. Yeni onlar, bir çağ. Yeni bir çağ. Yani Kova Burcu çağı gibi yeni bir çağa geçtiklerini ifade etti. Fakat Batı'nın empoze ettiği bu özellikle karanlık enerjilerin çalışma metodolojisidir. İnsanlarda negatifliği arttırarak korkuyla kontrol alıyor. Karanlık enerji kim? Dostum şimdi öyle bir evrendeyiz ki bu dualite evreni, fizik evren artı eksi, karanlık ışık, iyi kötü kavramlarının olduğu. Tabii ki nasıl dünyamızda da negatif insanlar var, pozitif insanlar var. Evrendeki bütün varlıklar pozitif değil, negatif varlıklar da var. Bunların da ana amacı evrende karanlığı yaymak. Bunu nasıl yapıyorlar? Manipüle ederek, korkuyla. Dolayısıyla dünya geneline baktığımızda çok iç açıcı bir tablo görmüyoruz. Zaten işte savaşlarla, ekolojik bozulmayla, sistemlerin insanı kontrol altına alıp yönetmesiyle bir mutsuz bir dünya var. Doğayı da yok ediyoruz. Dolayısıyla kendimiz dünyanın manyetik alanını eski dönemlerden beri hep ağırlıklı negatife ördük. Dolayısıyla negatif varlıkları da buraya çeker hale geliyor. Çünkü evrende benzer benzeri çeker diye bir kural vardır. Hı hı. Dolayısıyla bu varlıklar da gelip bir şekilde açık buldukları insanların o kapıdan o parazit enerjiler girip manipüle etmeye başlıyorlar. Kontrol altına almaya başlıyorlar. Bunları da genelde paranormal güçleri ve psişik güçleri olan insanları kullanarak yapıyorlar. İşte medyumsal hassasiyeti vardır. Belki sen özelsin, sen seçildin, senin görevin var. Sen sana mesaj vereceğiz, kitap yazacaksın. Bu kitapla insanlara aktaracaksın, kurtuluşa alınacaksın. Şimdi öyle bir tarikatlar da var Türkiye'de, evet. 35-40 senedir. Türkiye'den bu... Türkiye kaynaklı mı yoksa? Tabii tabii Türkiye kaynaklı. Da, yani aslında bunların başlangıcı hep yurt dışı başlangıç. 1920'lerde yani başlayan, biraz önce 20 dedin evet, ya doğru bir yerdesin. 20'lerden başlayıp buraya kadar gelen bir durum bu. Ama bu durum Türkiye'ye çok yansıdı. Çok yansıdı. Evet. Bir de kullandıkları metodoloji şu. Mesela işte o kitabı elle yazarsan kurtuluşa alınacağın gibi korku bazlı ve hep kurtulma. Yani seni kurban, sen gelişmemiş bir primatsın insan ırkı olarak gibi, senin kurtarılmaya ihtiyacın var empoze ederek, bu tarihin her döneminde o korkuyu işlemişler zaten. Dolayısıyla bu metodolojiyi işleyerek insanların negatif alana yükleme yaparak dünyanın manyetik alanını düşürmeye çalışıyorlar. Bu çalışma metodolojileri bunları. Dolayısıyla bu konu da çok bıçak sırtı ve hassas bir konu olduğu için bu tür kanallara girip empoze ediyorlar, yönlendiriyorlar. Buradaki negatif bir bilginin negatif kaynaklı olup olmadığını anlamak için üç temel noktaya dikkat etmek lazım. Bir, o bilginin içinde korku var mı? İkincisi, manipülasyon var mı? Seni yönlendiriyor mu? Üçüncüsü, sana sıfat yüklüyor mu? Sen seçildin, sen özelsin. Evet. Çünkü insan egosuna hitap ediyor. Evet. Bunlara hepsi özeldir bunların. Sen seçildin, senin programın var. Dünyayı kurtaracaksın, bu kitabı yayacaksın ve insanlar... Yani bunu aslında iki tane şeyi var aslı. Yani bunu yaymaya çalışan insanlar kendini seçilmiş hissediyorlar. İkincisi daha peygamber gibi hissetmeye başlıyorlar. Evet.
Dolayısıyla göklerden öyle bir enerji aldıklarını varsayıyorlar. Ama en önemli sorulardan bir tanesi şu. Hipnoz tedavilerinde de veyahut da hipnoz belgelerinde de bunlara rast geliyoruz da. Bakın çok önemli bir konuya değindin. Çünkü en hassas konulardan biri özellikle alıkonma vakalarında. Regresyon ya da ekimizi ya da hipnoz bilinçaltına inip oradaki kayıtları açığa çıkarırsın. Yani bunun metodolojisi budur. Alıkonma vakalarının ortaya çıkmasında izlenen yöntem ki hipnoz ya da regresyon ya da ekimezi bunlar hep bilimsel bir metottur. Çünkü bilinçaltı bütün kayıtları tutar. Anlatabiliyor muyum? Alt bilinçe inersin, oradaki ana geri dönüp o olayı detaylı bir şekilde anlatırsın. Ve bilincin yerindedir. Yarı uyku, yarı uyanık haldesindir. Mut olarak, bilinç modu olarak. Fakat bilinç yerinde, fakat beden bütün hatıraları kaydettiği için o anı yaşar, refleks de verir. Mesela kasılırsın, hafif serin bir ortamdaysan ağlar, üşüme gelir, sana bir implant yerleştiriyorlarsa ağrı duyacaksan onu duyarsın. Bunu nerede ne yapıyorlar halktan bu mesela, konuyla ilgili? Bu konuyla ilgili çok, mesela son dönemde yine bu konu ciddi bir şekilde suistimal edildi maalesef Türkiye'den ve üzülerek söylüyorum. Bunu Türkiye'de çok net anlatalım mı? Yani, alıkonmayı en sona mı saklayalım ya da? Öyle ama buna girdik bir bunu vurgulayalım. Tamam. Çünkü maalesef şu anda bu konuda regresyon çalışması yaptığını iddia eden, halbuki regresyonla ya da ekimeziyle hiç alakası yok, tamamen manipüle ve yönlendirmeyle çok da tehlikeli, insanların bilinçaltına kodlamalar yani yaparak imgeler kodluyor ve bilinçaltını kodlayarak onu yönlendiriyor ve manipüle ediyor. Korkunç. Ve sahte anılar yükleyerek bir takım vizyonlar oluşturuyor. İşte dünyanın sonu geliyor, ana gemi gelecek, sizi kurtaracağız. Sen seçildin, sen şusun, öncüsün. Anılarda derken daha önce bir yaşanmışlık olduğuna mı inanıyorsun? Tabii tabii. Mesela bir yükleme yapılıyor. Deneme alıkonduğunu iddia eden kişiler üzerinde yapılan bu rutin bir çalışmadır. Fakat regresyonda en önemli şey, ki ben dünyanın en önemli bilim adamlarıyla çalıştım. Hı-hı. John Mack, Bud Hopkins, bunların babaları David Jacobs. Hem Türkiye'ye geldiklerinde konuşmak için, hem Amerika'da benim ilk tanıştığım, çok eskidir bunlar. O görüntüleri de vereceğiz. Hiçbir şekilde yönlendirme yapılmaz. Çok net. Çok nettir bu. Çünkü bilinçaltı çok hassastır. Bu bir kanundur yani, anayasadır. O ana gider ve o danışana bırakırsın. O ne görüyorsa, ne yaşıyorsa kendi anlatır. Bakın nasıl yönlendirme yapıyorlar. Sözde bu regresyonu yapan kişinin paranormal ve psişik bazı güçleri varmış. Önce bunu bu en tehlikeli ediyor nokta zaten. Çünkü senin psişik gücün varsa sen her alana kayabilirsin. Bunu nereden anlıyoruz? Bunun bu psişik olduğunu iddia eden kişinin, bu regresyonu yapanın negatif kanaldan beslendiğini, tamamen yönlendirme yapmış, tamamen kodlama yapmış ve tamamen negatif ve korku yayan bir bilgi akışında. Yani alt üst etmişler literatürü. Yani hem ufoloji açısından hem alıkonma literatürü açısından çok utanç verici bir çalışma. Regresyonu da en önemli konu Beyza. Regresyonu yapan insanın hiçbir şekilde müdahale etmemesi lazım. Şimdi ben yakın zamanda da şeyleri görüyorum böyle internette filan, Türkiye'de. Bir mesela birisi regresyon yapmış ve bir bakıyorum. Ya şimdi diyor, ana gemiye girdin. Sağ tarafa baksana, orada ne göreceksin? İşte bu kırılma noktası. Bakamaz, yönlendiremez. O kişinin kendisinin anlatıyor olması lazım. Daha beteri var. Evet. Mesela diyor ki sana bir şey aktarmışlar. Zamanla ilgili bir bilgi vermişler sana. Bir şey için yakın bir zaman vermişler. Bir olay ve o olaydan sonra çok şey aktif olacak. Bunu regresyonu yapan kadın, regresyonu yapılan insana söylüyor. Ya sen böyle bir şey kodluyor onu. O çok şey olacak, savaş. Diyor ki bir değişim mi var dünyada, bir görevin var, insanlarda bir korku var mı diyor. Diyor ki mesela altın renkli veya altından yapılmış gibi cihazlar var etrafında, görüyor musun diyor. Ya sen bırak, o gördüğünü anlatacak. Manipüle ediyor onu. Diyor ki onlar sana bir şeyler göstermek istiyorlar, senin iyiliğin için oradalar. Sen buna karşı geliyorsun, gitmiyorsun. Sen onları dinlemediğin için sana kızıyorlar. Sadece takip et onları. Hikayeyi yazmış zaten. Kodluyor, evet, takip tabii et, yönetiyor. Varlığın diyor, gözlerine bak diyor. Yoğunlaş şimdi gözlerine diyor. Sana varlık olup olmadığını dahi ifade etmemesi gerekiyor. Onu
kodluyorduğun anda, evet, bakın bilince, o anda trans halindesin. Hı hı. O andaki kişi bunu imgeler. Sonra, evet, sahte anı oluşturmaya başlar. Tabii. Ve orada varlığın gözüne bak, yoğunlaş diyor, hipnotize ediyor. Sana telepatik bilgi aktaracak diyor. Hay uyuşturucu, yani LSD gibi uyuşturucularla yapmışsın bunu. Evet. Ha da hipnoz vasıtasıyla. Bak şöyle bir şey, regresyon vasıtasıyla, aynen, müdahale etmişsin. Bu adam tehlikeli. Ne demek biliyor musunuz? Artık bu adama deseniz ki siz, sen artık peygamber oldun, yeni bir din çıkart, bilmem ne desen, öyle bir kodlayabilirsin. Kullanışlı hale geliyor. Kullanışlı, çok güzel kelime. Kullanışlı hale getirir, kullanırsın. Şimdi senden bir şey istiyorum diyor. Geminin içinde dünyaya ait bir projenin olduğu bölüm var, oraya gitmeni istiyorum diyor. Böyle regresyon yok. Yok tabii. Tarihte yok. İyice derinine bak. Varlığın gözlerinin çok derinine bak. İyice derine bak. Bir his gelecek ve konuşmaya başla diyor. Bunun gibi. Bak, evet. Birkaç tane daha söylüyor. Tabii tabii. Evet. Zamanı geldi artık diyor. Dünyadaki görevini farkındalıkla ve bilinçli olarak yapmaya başlayacaksın. Ve her şey yerli yerine oturacak. O süreç başladı şimdi diyor. Evet. Yani o... Maruz olacak kalan şimdi burada, kişi alev topu gibi gezecek ortalıkta. Korkunç bir yükleme. Bir de burada işte benim biraz önce üstüne bastığım, yani daha çok fosforlu kalemle çizdiğim, hı hı, yani yeni dinler arayışının, evet, tam arkasındaki manipüle edilecek insanlar bunlar. Yani kuantum mu dersiniz, New Age dinler mi dersiniz? Şu anda mesela Mevlana'lıkla ilgili çok uğraşıyorlar bu konuyla, hı hı, ilgili. Bütün onun arkasına bağlıyorlar her şeyi. Bak şunu diyor. Burada çok çok tehlikeli, çok yere tehlikeli gidiyor iş. Orada da diyor yetkili biri var diyor. Kadın görmüyor onu diyelim. Hı-hı. O regresyonu yapan diyor ki bak arkanda diyor apoletli biri var. O geminin komutanı diyor. Git onunla konuş, sana bilgi aktaracak diyor. Evet. Yan odaya, koridoru geç, yan odaya gir diyor. Orada melez programı üretimi var. Onu bize anlat diyor. Tamamen yukarıya gökyüzüne bakar mısın diyor. Hı hı. Orada gemiler geliyor sözde. Yani, evet, gelmişler, gökyüzünü kaplamışlar mı? Bunlar kayıtlar değil mi Aktan? Tabii bu tabii bunlar yaptıkları çalışmalar. Birazdan bakın, birazdan vücuduna küçük bir işlem yapacaklar ve sen hissetmeyeceksin, acı duymayacaksın. Sadece sakin kal ve izle. Aralarında toplantı yaptılar ve gelmek üzereler. Bununla yüzleşmen gerekiyor. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Aktan'ın bahsettiği şey, Türkiye'deki regresyon örneklerinden bir tanesi. Ama bu dünyada da oluyor eğer. Bilhassa Amerika ölçeğinden başlayarak, ondan sonra Avrupa, İngiltere'den devam ederek Avrupa'ya yaygınlaşmış böyle bir topluluklar var. Bu topluluklar o kadar tehlikeli ki, yani bunlar saatli bomba gibi her şeyi değiştirmek üzere hazırlar. Hayır, işin bir de yani sonunda... hani bugün bahsettiğimiz şeyler var ya programlarda, deizm çok fazla öne çıkmaya başladı. Hı hı. Bilhassa gençlerin üzerinde böyle bir akıl oyunları oluyor filan. İşte hepsi eninde sonunda bu kozmik bilinçle ilgili yanlış aktarımlarla devam ediyor. Ve buradaki çıkan sonuç, bunların sözde, evet, yaptığı çalışmadan, dünyanın Homo sapiens türü sona eriyormuş. %90'ı gidiyor. Evet. Yeni bedenler ana gemilerde hazırlanıyor. Evet. Yani biz bedenlerle tekamül ediyoruz sanki. Ve ana gemi gelip, bir de şöyle bak, son bölümde şöyle bir durum var. Bir de bunlar kendilerini görevli addediyorlar. Kendileri ruhsal planda bu görevi aldık. Bilinçlendirmek görevini. Ben size bu misyonumu yerine getirip bu mesajı veriyorum diye. Kendini de sonunda bir özel bir varlık konumuna koyuyor. Bir de çok üzücü, Ulu Önder Atatürk'ümüzü de buna alet ediyorlar. Şöyle bitiriyorlar bakın. Bir diğer öngörümüz ise Türkiye topraklarının ilk açık temaslarla ilgili olarak önemli gelişmelere sahne olacağıdır. Bu coğrafyanın çok önemli bir misyonu vardır. Buna dair belirtiler giderek artmaktadır. Büyük vazifeli Mustafa Kemal Atatürk'ün neden istikbal göklerdedir diyerek gökyüzünü işaret ettiği o günler geldiğinde anlaşılacaktır. İnancımız ve bilgimiz odur ki bu büyük varlığın asli vazifesi şimdi başlamaktadır. İnanılmaz. Tabii tabii. Ya ama bu yalnızca Mustafa siyasette Kemal üzerinden değil, ya bu Mevlana tamamen üzerinden, duygu sömürüsüyle tabii, taraftan Mevlana yapamaz. Üzerinden devam ediyor aynı konular. Doğru mu? Aynen. Tabii. Her türlü. Bakın şöyle diyorlar. Artık yüz yüze temaslar gerçekleştirilecekmiş dünyanın değişik bölgelerinde ilk başta. Sonra bu ana gemiler gelip, hı hı,
filolar halinde. Dünyada büyük bir kaos varmış. İşte savaş şu bu. Ve o anda binlerce, milyonlarca ana gemi geliyormuş. Ya da gemiler. İstilaya geliyor. Hayır, bunlar kurtarmaya geliyor sözde ama gökyüzünü dolduruyorlar. Onların gelmesiyle daha çok panik olur halk. Ve orada bekliyorlarmış halkın paniğinin yatışmasını. Zihniyete bak. Yani bir, en kötü bilim kurgu senaryosu bile bundan kötü olamaz. Bu varlıklar bilmiyor mu öyle geldiklerinde aşağıda daha büyük panik olacak. Bir de bekleyeceklermiş. Ta ki halk paniği yatışsın. Yatışması için de bu öncü insanlar görev yapacak. Hazırlıyor. Sonra da kalan insanları, %90'ı telef olacak insanların, öyle diyorlar. Gemileri alacaklarmış. Dünyanın bir benzeri hazırlanıyormuş. Dünya temizlenecekmiş falan filan. Büyük makinalarla. Makine kullanıyorlar. Halbuki çok farklı teknolojiler var. Bunlardan da bir habersizler. Ve sonra yeni Adem prototipi hazırlanıp dünyanın yeni halinde bunlarla senaryo yazmışlar yani. Ve o kadar negatife odaklı ki. Bakın 3 konu da var burada. Az önce dedim ya, bir kanalın negatif mi pozitif mi olduğunu anlamak için 3 şey vardır. Birisi, verdiği bilginin içinde negatif korku temelliyse bilin ki bu parazit enerji kanaldan geliyor. İkincisi, manipülasyon yönlendiriyor. Üçüncüsü, sıfat yüklüyor. İşte bunlar özel. Bunlara özel misyon yüklenmiş ve seçilmişler. Hep bir ego. Tabii. Ve korku. Bu bana biraz Yuhanna'nın reptür kısmını anlattı. Yani İncil'in. İncil'de der ki, yani işte iyiler ve kötüler bir şekilde bir anda yok olacaklar. Sevinç günü dedikleri gün özel olarak tam cümlesi alınacaklardır. Diğerleri de işte yok olacaktır filan gibi bir yaklaşıma benzettim ben bunu. Şöyle yapalım mı? Bir de bu regresyonu aldıkları kişilere çalışmalarını, sonucunu ve regresyon sayesindeki kendi bölümlerini dahi göstermemişler, vermemişler. Halbuki bakın, etik olarak siz yurt dışında bu tamamen böyle yapılır. Yani siz birini regresyona aldığınız zaman, regresyon sonunda, çünkü o bilinç açık bile olsa öyle bir anı yaşıyor ki, orada ne sen yönlendirme yaptın mı yapmadın mı, manipüle ettin mi, sahte imge yükledin mi yüklemedin mi, bunu kayda aldıysan teybin kopyasını vermen lazım. Görüntüsünü vermen, videoyu aldıysan ya da yazılı deşifre ettikten sonra vermen lazım. Bunların hiçbiri verilmemiş. Evet. Ya bunlar çok, hatta etik bu konuyla ilgili yani. Bir cümle kullansan nasıl bitirirsin bu konuyu? Net. Benim söyleyeceğim bu konuda insanlar çok uyanık olsunlar. Yani şu anda bu karanlık enerjiler öyle baskın halde saldırıyorlar ki, çünkü artık öyle bir ışık görüldü ki dünyada, insanoğlu küllerinden yeniden doğuyor. Kendi içinden uyanacak. O mayaların homo luminos dediği ışık varlık oluşumu yavaş yavaş kendini gösterdi. Ve bu negatif varlıklar da bunun oluşmasını istemiyor. O yüzden son çırpınışları bu, manipüle etmeye çalışıyorlar. Lütfen negatif temelli hiçbir bilgiyi absorbe etmesinler, takip etmesinler, bu bilgileri yaymasınlar. Bunlar tamamen karanlık enerjilere ve kabal güçlere hizmet eden, maalesef çok net de açık yaptıkları çalışmadaki yönlendirmelerden. Pozitif regresyonlar da var değil mi? Bir izleyicimiz tabii tabii sormuş. Ana olay o zaten. Yani bu alıkonma olaylarının ortaya çıkmasında tamamen regresyonla ortaya çıkar. Sonra bilimsel kanıtlar devreye girer. İmplantlar, izler, şunlar ve detaylı bir şekilde bu UFO literatüründe alıkonma vakalarının, işte John Mack gibi, Harvard'dan Profesör John Mack ya da işte David Jacobs gibi bilim adamların bunu bilimsel metodolojiye ele almalarının nedeni bu zaten. Elde çok ciddi kanıtlar var. Bu olayları yaşayan, alıkonma olayları, dünyanın değişik coğrafyalarından birbirini tekrar eden anomaliler var. Değişik Biz son bölümde bu ayrıntılarına girecek miyiz vakalarda? Şimdi burada aslında şimdi bahsettiğimiz şu oldu, hızlı söyleyelim. Evet, yani regresyon gibi bu konulara lütfen hipnoz tedavilerinde bilmediğiniz riskli, şeylere bulaşmayın. Çok tehlikeli ve maksatlı. Negatif olan, maksatlı olayların hiçbirine katılmayın. Lütfen bilimsel olan, gerçekten kalbinizin söylediği ve doğru olan, inandığınız ve iman ettiğiniz konuda devam edin lütfen. Aynen. Siz bir de bu araştırmalarınızın yanında bu manipülasyonları ayıklamakla da
Ve maalesef uyarmakla da uğraşıyorsunuz. Aynen. Değil mi? Yani işin bir de bu tarafı var. Ya kaygan bir zemin. Evet. Tecrübeli biri olmayınca, sahada tecrübesi olmayınca böyle savruluyor. Yani hı-hı, ne kadar uyarsan gözüne perde inmiş gibi o regresyonu yapan kişinin manyetik alanına girmiş artık. Dolayısıyla maalesef bu tür çalışmalar dünyanın değişik yani, bölgelerinde de oluyor. Bir insan inancını lazım boşalttığınız zaman, iman ettiği şeyleri boşalttığınız zaman, ki bütün olay bunun üzerine kurulu anlattığımız kayıt dışı programlarında, içine yeni bir şey koyma şansınız çok fazla. Evet, bunu korkuyla yapıyorlar zaten. Evet. Peki evet, şimdi bir ara verelim. İzleyicilerimiz de bir soluklansınlar. Uzaydan bakınca etiketini oldukça yoğun bir paylaşım, soru, yorum söz konusu. Dönmeye çalışacağız ama Haktan Hoca'yı da çok bölmemeye çalışacağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Birazdan görüşmek üzere. Efendim, kısa bir ara verdik ve hiç ritmimizi düşürmeden devam ediyoruz kayıt dışına. Programın başında da söylediğimiz gibi UFO'ları konuşuyoruz, dünya dışı zeki varlıkları konuşuyoruz değerli izleyiciler. Tek tek hatırlatmayacağım başlıkları, zira konuşacağımız çok fazla alt başlık var. Programın başında söylediğim gibi UFO ve uzay bilimleri araştırmacısı Sayın Haktan Akdoğan'la birlikteyiz ve tabii Ertan Özyiğit yorumlarıyla bizimle birlikte. Az önce ne demiştim? Bu arada uzaydan bakınca etiketiyle arada da yorumlarınızı gördük. Haktan Bey de takip ediyor bir yandan olabildiğince. Çok fazla bölmemeye çalışacağım ama çok fazla soru ve yorumunuz var. Onun da takibindeyiz. Uzaydan bakınca etiketiyle katılımlarınızı bekliyoruz efendim. Programımıza Kozmik Miras Evrensel Ardılık Kanunu Serhat Ahmet'ten yayın içinde olmasına biz sonunda zaten tabii soru veriyoruz. Seçip Ertan Bey de seçiyor soruları evet, ve ulaştırıyoruz izleyicilerimize, bilginize. Soruyu sorana kesinlikle gönderiyoruz efendim. Çok magazinleştirmeyin ama sorularınızı, çünkü gayet evet, vakit ayırma, burası vakit kaybetmek istemediğimiz bir alan orası. Kayıt dışı programındayız. Bilinmeyenleri, konuşulmayanları, gizemli olayları masaya yatırıyoruz. Kök, insanlığın saklı tarihi, Hamza Yardımcıoğlu. Kitabın adını söylemeden kitabı tutuyorum. O kadar heyecanlıyım ki konuşmak için. Şimdi eski dedik, yani hatta ben dedim ki 1920'lerden öncesine de gidecek miyiz bu kanıtlar dedik. Çok eskiye gideceğiz, hızlı gidelim. Önce Türkiye üzerinden gidelim. Eski bakalım, çağ UFO'lara. Türkiye coğrafyamızda da çünkü çok konular var bu konuyla ilgili. Çok görüntüler ve çok eski çağ eserleri var. İsterseniz kanıtlar evet, diyelim ona. Dünya içi zeki varlığımız Buket başlıyor şimdi görselleri paylaşmaya. Bu uzay mekiği şeklinde evet, Türkiye eski çağ UFO'larından ilk görüntü 75'te. Van'da bulunan bir uzay mekiği heykeli. O çok ilginç. O, evet. O çok gerçekçi ve ilginç. Tabii zaten bu bunun bir hikayesi var. Bir sonrakine de girebiliriz birkaç saniye içinde. Burada bu değişik fotoğrafları, aynı görsel. Fotoğrafları, evet, aynı görsel. 75'te Mars şeyde Van'da bulunuyor bu. 1975 yılında. Önce sergileniyor İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Sonra kaldırıyorlar bunu. Enteresan bir şekilde. Alpay Pasini, burada da Zekeriya Sitchin'i görüyoruz. İlk tanıştığım 90'lı yıllar bunlar. Siz misiniz Haktan? Evet, benim gençliğim 90 yılları. Şanslıydım çok. New York'ta evet, yaşarken zaten Zekeriya Sitchin evet, de orada yaşıyor. Upper East Side'da bu Time Cafe diye bir kafe var. Devamlı buluştuğumuz, orada bilgi paylaştığımız. İlk tanıştığımızda bana anlattı. Bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz. Olay budur. Uzay, bu az önceki uzay mekiği kalıntısı. Dedi ki direkt 77'de arkeoloji, bu kalsın fotoğraf, buna geleceğiz. Arkeoloji müzesine derhal geliyor, 76'da 75'te bulunuyor bu. Kendisinin direkt anlatımı. Geliyorum diyor, kaldırmışlar. Arkeoloji müzesi müdürü o zamanın sanıyorum Alpay Pasini, Doktor Alpay Pasini. Biz bunu kaldırdık diyor, çünkü o dönemde böyle bir araçlar olmadığı için gerçek olmadığını düşündük. Olur mu diyor. Bunun fantezi benzerleri bir şey yapmışlar. Halbuki yani gördüklerini evet, yapıyorlar. Tabii. Önemli olan da ve o Meksika'daki Palenk, biraz sonra hı-hı, göstereceğiz. Hı-hı. Palenk mekiğini gösteriyor. Bakın diyor, dünyanın her yerinde bu tür, bunlar eski dönemlerde yapılmış. Buna hemen karbon testi yapılsın diyor. Daha sonra karbon testiyle hakikaten bunun 3-4 bin yıllık olduğu. Ama Ekim 77'de tekrar Pasini sergiletmeye başlıyor. Hı hı. Sonra gelen arkeoloji müdürü
sergiden çektiriyor. Tekrar çekilmiş oluyor. Burada tek ilginç aslında olan kafası kopuk ya heykeli. Evet. Nasıldı acaba onu merak ettim ben hep. Bunu gördükçe. Üzerindeki şey ne? Hani işçilik diye tanımlayacağım. Kozmik. Şimdi burada arkada işte günümüz uzay mekiği bir önceki. Şu. Evet. Yani şu anki günümüz uzay mekiklerine çok benziyor. Bu da Urartulara ait kanatlı bir tanrı. Hep böyle vardır ya Sümerler'de. Genelde dört kanatlı. Genelde kanatlar. Evet. İki yeri, işte Sümerler'de vardır. İki yeri çok gösterir. Bölgeli. İki gökyüzünü gösterir. Evet. Bir sonrakilere gidelim. Aynı zamanda dört mevsimi gösterdiği iddia edilir. Bir sonrakine gidelim. Bakın burada da yine kanatlı bir başka tanrı. Bunlar Urartu ve Hitit dönemine ait. Bir sonrakine gelelim. İşte gökten gelen tanrılar hep böyle kanatlı simgeleniyor. Evet. Tanrılaştırmışlar. Orada tanrı kavramı bizim bildiğimiz anlamda tanrı anlamında değil. Orada gökten olağanüstü teknolojilerle gelen bu varlıkları o dönemin insanı gökten gelse tanrılar gelir şeklinde. O çok tanrılı sistemin olduğu dönem. Bir de uçuyorsa dönem muhakkak kanatları vardır. Onun için kanatlı figür üzerindeler. Bu da yine Şanlıurfa'da işte yılana benzeyen reptilian tarzı bir kafa. Klasik. Burada Selçuklular dönemine ait bir küp var bakın. Yaklaştığınız zaman göreceksiniz. Bu da Diyarbakır'da Selçuklular dönemine ait 12. yüzyılda. Bir sonrakine gelelim. Yakından göreceğiz orada bir figür var. Selçuk dönemi Diyarbakır Halep. Evet. Bu 12-13. Bir sonrakine gelelim. Bu küpte de çok enteresan bakın. Ha bu mu? Evet. Armut kafa şeklinde görüyor musun? Evet. Ertan. Yani oradan görüyorsun. Aynen görüyorsun. günümüz Zeta ve Griler tarzında bir varlık türünü. Bir sonrakinde de göreceğiz. Ama bir tane yok. Bu, devam. He. Tabii. Evet. Çok tabii var. Yani bu da önemli bir aslında bulgu tabii orada. Yani aslında buradaki figür olarak şöyle diyebilir izleyiciler. Ya bu insana benziyor filan ama genelde griler dediğimiz tipe yani kafa yapısı, çok kafa yapısı, gözlerin büyüklüğü, oturuş şekli ve body yani vücudun kendisi. Tabii. Çünkü kafa vücudu oranla çok büyük. Mesela Altay Türklerine ait bir efsanede de çok önemli bilgiler var. Mesela göklere dön, insanlar size yardım ettim, şimdi ben uzaklaşıyorum, göklere döneceğim, çabuk gelmeyeceğim ama beni gelmez sanmayın. Bunları söyledikten sonra Tanrı uzaklaştı ve yine birdenbire bembeyaz iri bir kaz olup göğe uçtu diyor. Uzak bir noktaya varıncaya kadar uçtu ve orada Tanrı Ülgen görünmez oldu. Yani şamanizmde de eski Türk Tanrı Ülgen bir insan şeklindedir ve ay ile güneşin ötesindeki yıldızlarda yaşamaktadır diye şamanların da çok net bilgileri var. Babil Destanı'nda da Gılgamış'ta gökyüzünden dünya bir hamur topağına, deniz ise bir su tanesine gökyüzüne benziyordu. Çıkınca diyordu, gökyüzüne çıkınca görüyor bunları. Yani bir Oğuz Kağan Destanı'nda var bir sonrakinde. Öyle bir ışık indi parlak aydan güneşten. Oğuz Kağan yürüdü yakınına ışığın. Oturdu gördü ortasında bir kızın. Bir ben vardı başında ateş ışığı. Çok güzel bir kızdı. Bu sanki kutup yıldızı. Hep öyle ışık saçan varlıklardır ya bunlar. Destanlarda da var. Mesela Profesör Evgeni Radüşev, Bilkent Üniversitesi tarihçisi, 1838 tarihli bir evrakta şunu buluyor. Semada büyük bir sini gibi bir ışıklı cisim belirdi ve gökyüzünde uçmaya başladı. Her yer aydınlandı. Yeniçeriler kılıçlarını çekerek dışarıya çıktılar. Bu Mardin civarında her yerden görüldü. Yani Osmanlı dönemine ait kayıtlarda da bununla ilgili ciddi bilgiler var. Paylaşımlar var, evet. Ya yazılı referanslarda da çok ciddi var. Şimdi isterseniz dünyaya mı geçelim? Dünyadaki bir takım bulgulara şimdi geçelim. Şimdi Türkiye konuyla ilgili Türkiye'nin tarihini görsellerle anlamış olduk. Bir de dünyada daha çok eski var tabii ama hızlanalım diye bunları elbette süremizi verimli kullanmak var için. Çok daha fazla görsel var. Dünyada tarihte eski kadim bu da palenkte. Bakın bu da yine kılıklar, bir uzay mekiği tarzında bir araç kullanan. Bu da aşağı yukarı 4000 yıllık bir 1952'de Meksika'da Yucatan bölgesinde bulunuyor. Meksikalı bir arkeoloğun bulmuş. Aynen. Evet. Buradaki tablet aşağı yukarı 3.80 uzunluğunda, 2.20 eni, et kalınlığı 25 santim ve 5 ton ağırlığında. Ve şu anki baktığınız zaman orada bir mekanik bir yapı var. Sanki bir uzay mekiğini kullanan
birisi. Çok net görüntüler bunlar. Bu neye benzedi? Biraz önce gösterdiğin Türkiye'deki. Aynen. Evet. Zaten Zekeriya Siçi'nin direkt benzettiği evet, bu. Tabii. Bunun üzerine tekrar bunun karbon ölçümü yapılıp tekrar sergilenmeye başlıyor. Popovu, Mayaların Kutsal Kitabı. Onda ne var? Tabii. Burada da direkt sembol gökyüzünden uçarak gelen ve insanlara bilgi ve barış getiren görev süresi sona erdiğinde yeniden geri döneceğini vaat ederek uçan gemisiyle uzaklaşan tanrılar. Bu Popovul Meksikalıların bir hani bu birazdan veda metinlerine de gireceğiz ya. Şimdi değişik coğrafyalarda bununla ilgili çok ciddi bilgiler var. Bir sonrakine gelelim. Bakın bu da Hint veda metinlerindeki Sundara Vimana denen araçlar. Evet. Bunlar Sanskritçeden tercüme edilerek resimleri yapılmış. O ölçütte. O ölçütte tamam. Ve o mekanizmada. 1923 mi yazıyordu onu? Evet, tercüme edildikten sonra yapıldığı. Mesela Mahabharata'nın bir bölümünde güçlü silahlara sahip Raksa, zavallı ve çaresiz kadını kaldırdı. Onu göklere ait hızla kanatlanan altın parlaklığındaki arabasına oturttu. Yani burada hep gökte ışıklar saçan. Bakın bu da... Gökten gelip tekrar göğe dönüyor. Ortak paylaşım bu. Yani bilgisinde uzaydadır bütün savaşlar. İyiler, kötüler devamlı uzayda tabii, savaşmaktadırlar. Yani Mahabharata'da öyle. Mahabharata'da öyle. Ramayana'da Tibet Kançı, Ramayana'da öyle. Tabii. Ama burada enteresan olan bu Sanskritçe. Hemen hemen çözülmüş vedaların hepsi bu şekilde bir bilgiyi kendi aktarıyor. İçinde içerir. Ve o dönemin tarihine eski döneme gittiğinizde 3000 yıldan 2000 yıldan bahsediyoruz. Hatta bazı Tibet Kançur metinleri var 4000 yıllık. O dönemin insanı böyle bir kurguyu yapamaz. Mümkün değil. Mesela Samaratlı başka bir Hint yazısında demir makineler olarak tanımlanır bu vimanalar ve örgü gibi yüzeyleri vardır ve arkalarından bir alev püskürtürler. Şimdi çok net bir ifade. O zaman sizin dediğiniz o farklı boyutlar akla geliyor. Çünkü farklı zamanlarda ortak bir takım hususlara değiniliyor. İşte gökten geliyor, parlak tekrar göğe dönüyor. İşte farklı coğrafyalarda gibi. Aynı araçlar temsil ediyor. Bu insanlar birbirinden habersiz. Birisi Meksika, Güney Amerika, birisi işte uzak doğu. O dönemde de Afrika'nın belki nerede olduğunu da bilmiyor. Amerika'yı hiç bilmiyor adam. Bilmiyor. O yüzden işte ilk bölümde söylediğiniz o farklı evet. boyutları işaret Şimdi, etmiştiniz ya. Şimdi Mimanaslar yani bu cihazların kendi ismi. Uçan cihazlar evet. veyahut da gökyüzünde hareket eden cihazların hepsine Hintliler yani o Vimanalar. Coğrafyanın Vimanas diyorlar. Bak mesela Puspaco adlı araç güneşe benziyordu evet. ve kardeşime aitti. Onu güçlü Ravan'dan almıştı. Uçuyordu ve mükemmeldi. İstenilen her yere gidiyordu. Evet. Lanka kentinin göklerinde uçarken parlak bir buluta benziyordu. Hatta bazı metinlerde şunu diyor. Bazen görülüyordu bazen kayboluyordu. Yani dematerialize ve materialize. Evet. Yani titreşimini yükseltip. Da söyleniyor. Tabii. Titreşimini bu fotoğrafta nedir? Bir kalalım. Yani frekansını yükselttiği zaman görünmez oluyor titreşimini atomlardan oluştuğu için. Düşürdüğü zaman da bizim boyutumuzda maddeleşiyor, görünür hale geliyor. Şimdi o dönemde böyle bir şeyi kurgulamak ve bunu hayal etmek ya da uydurmak imkansız. Ben bir şey daha ekleyeyim Vimanaslarla ilgili. Şöyle esek yani onlardan oldu çoğaltarak söyle Vimanalardan bahsediyorum. Şöyle diyor ki hem gökyüzündeydiler bunlar. Hem de gezegenlere yolculuk ediyordu. Ama ilginç olan bir şey daha var. Bunu da açmak lazım. Suyun altında da yaşıyorlardı bunlar diyor limanalarda. Yani bu cihazların suyun altına girip tekrar çıktı, oradan tabii. çıktığını ve oradan gökyüzüne hatta oradan da gezegenlere kadar gittiğini. Hatta Sümerlerde de var. Tabii, hatta diyor ki 3 tane limananın gökyüzünde o kadar bir anda hızlanarak gittiler. Geri gelen bir tanesi, uzaktan gelen bir tanesi güneş kadar büyüktü diyor. Tabii o bir göz yanılgısı olabilir. Çünkü güneş çok büyük ama bir şey ama. Bugün o tespit eden UFO görüntüleriyle tabii. aynı hareketi anlatıyorlar. Evet. Hızlı görünüp kaybolması, İfade her yere gidebilmesi. İfade edebilmek için hani bir büyüklük koyması lazım. Yani güneş kadar en büyük güneş. O diyor güneş kadar büyüktü. Yani değişik coğrafyalarda bunları çok net görüyoruz. Bu da Mısır'da meşhur Abidos tapınağı. Evet. Bir geri gelirsek onu bir ilkinde görelim. Sütunda görelim, sonra yakınını görelim. Bundan bir öncekine önceki. Görelim. Bu Abidos tapınağında evet. aşağı yukarı yine 4000-5000 yıllık bir eser. Bunun karbon ölçümleri de yapıldı. Bunlar
Hani oynanmış şeyler. Tabii hep değil. Öyle söylediler değil mi? Oynandı dediler. İşte daha sonradan aşındı dediler. Aşındı, böyle bir şey yok. Korozyona uğradı dediler. Yok, falan, şey. Vesaire. Çok nettir bu. Dolayısıyla bu figürleri o dönemin insanı öyle bir teknolojisi de olmadığı için demek ki bu nesneler gelip gidiyor ve ziyaret ediliyor. Hatta Mısır'ın eski kadim tarihinde tanrı krallar vardır. Tanrı krallar, yarı tanrı krallar ve sonra da krallar geçer. O tanrı krallar, firavunlar, işte Aknetonlar falan şimdi göreceğiz aslında dünya dışı varlıklar. Bakın orada çok net bunu ifade ediyorum ben. Yani kafa formları başka. Kafa formu orada, başka, gökyüzünü işaret ediyor. Zaten bazı Mısır yazıtlarında da göreceğiz, geografilerde. Bakın bu Aknetonla Nefertiti. Ellerinde tuttukları bebeklerin kafa yapılarına bakın ve güneşi işaret ediyor. Dolayısıyla bunlar melezdi. Ben önce güneşe odaklanmıştım. Ve eski Mısır Ejiptolojisinde bunlar aslında hep saklanır, konuşulmaz. Zayihavas'ın hikayesidir bu. Hep çok saklar. Şey saklar. Çok şeyi de saklıyor şu anda. Saklıyor tabii. Tabii. İşte bu Akleton kafa yapısı, hı-hı, birazdan bir ileri gidelim. Bakın Nefertiti ve... Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey söylediler. Güney Amerika'da da benzer kafa yapısıları var biliyorsunuz. Tabii. Evet. Dolayısıyla hatta bu kristal kafada bunlara benzediği için British Museum'da sergilenen. Dolayısıyla şöyle, bunların hepsi doğuşta çocukların kafalarını bir şekilde işte bir bezle bağlayıp uzattıklarını söyledi. Burada ama duralım. Hacim olarak böyle bir çocuğun bu kadar büyük bir kafa yapısına ulaşmasına imkan yok. Bir de DNA testi yapıldı. Tabii. Senin dediğin Caracas'ta, Peru'da 300'e yakın bulundu. Ve normalde insan kafatasından %30 daha, %40 daha büyük, %60 daha ağır. Ve DNA, saç ve kemik örneklerinden DNA analizi yapıldı. Ve insan DNA'sı ile uyuşmuyor. Şimdi onları göreceğiz. Biz burada da bazı geografilerde UFO şeklinde, Mısır'da çok nettir bunlar. Bazı yazıtlarda da şimdi göreceğiz, eski Mısır yazıtlarında. Bu da bir geografide. Daha yakın görüntüsü mü, başka mı? Daha yakını. Mesela Yakutların ışıldayan binekleriyle, yıldızlardan inen ruhlardan binekleriyle. Tanrı Tot'un kullandığı araçlar vardır. Ra, Amon Ra diye geçer. Bunlar aslında işte o bahsettiğim ilk baştaki tanrı krallar, gökten gelen piramitlerin yapımı falan hepsi onlarla oluşmuştur. Dolayısıyla tabii piramitlerin yapımı dediğiniz zaman da yani hani 2000 yıllık, 2500 yıllık bir milattan önce bir tarihe dayandırıyorlar ama şu anda en son yapılan gök takvimine göre yapılan hizalamasında yani Orion yıldızının o dakika bütün 3 piramitin eşleştiği dakikayı buldular ve 10 bin yıllık bir hikayeye çıktı. Bilinenden çok daha eskiye dayanıyor. Bir de o kayaları yetirecek kilometrelerce uzaktan taşıyamazsınız. 10-12 ton. 2,5 milyon taştan bahsediyoruz. Günde 10 tane getirseniz imkan yok. 640 sene sürer. Sözde 20 senede yapılmış. Mısır tarihi, yakın tarihte. Bunların hepsi hikayedir. O teknoloji ne o dönem vardı ne şimdi. Bakın bu Peru'daki Caracas'ta bulunan kafa tasları, o senin az önce bahsettiğin. Bunlardan 300 tane bulundu ve DNA testiyle ispatlandı bu. Bu yine Kolombiya'da yine 4-5 bin yıllık kanadı olan böyle aerodinamik yapısı uçağa benzeyen ve altından yapılmıştı. Bu bana çok uçak. İlginç geliyor her zaman. Çok önemli. Eski çağ... Kanat yapısı filan kuşa benzemediği için eski kanatları tabii. Eski çağ kanıtları çok çok önemli. Bunu yap tabii. Bu, mesela Çin'de de var. Bu Tibet, bunu denediler ve uçtu gibi. Alet. Yani birebir yaptılar. Biraz bu daha da Çin yazıtlarında. Bakın yine uçan araç. Evet. Bu da binlerce yıl öncesine ait. Hep değişik coğrafyalarda bunları görüyoruz. Bir sonrasına. Bu da Nepal'de bulunan. Bakın hem bir varlık var. Kafası büyükken armut gibi. Hem üstte de bir UFO şeklinde. Blaleptov tabağı deniyor. Bu mesela Özbekistan Ferragamo mağarası, bu Çin'le Rusya sınırı arasında bir bölgede 6 bin yıllık. Sağ üstte UFO görüntüsü var. Tabii. Altta da kafasında kask olan. O dönem böyle bir olay yok. Aborjinler. Ünlü aborjin hikayesi. Tabii Avustralya'da
onların kültüründe de gökten gelen varlıklar tarafından eğitildikleri, hı-hı, Güney Afrika'daki Dogonlar, evet, gibi. Vajinalar bunlar. Tabii. Bu da yine aborjinlerin mağara, kayalara... Yani burada aslında enteresan olan şeylerden bir tanesi, biraz önceki resme gelirsek, aborjinler siyah deriler biliyorsunuz. Yani koyu deriler diyelim. Ama bu, çizdikleri yaratıklar veya varlıklar beyazlar ve gözleri büyük. Ve hatta burunlarının şekli de aborjinlere benzemiyor. Yani bir şeyde bunlardan bir tane yok. Yani hatta bir resim var, belki bulabilirsek koyabiliriz. Sürülerce çizmişler. Yani bir yığın resim var ve aralarında hepsi öyle. Bu da Irak'ta bulunan bir, Irak'ta da çok önemli o Mezopotamya bölgesi. Mezopotamya bölgesi var. Çok kanıtlar var. Bir sonrakinde de Anunnaki hikayelerinin devamı. Tabii, bu da bana çok ilginç gelir. Bakın bu da yine Irak'tan bir bölüm, bir kemer gibi bir kapı. Solakta yakın görüntüsü. Solda da yakın, evet, görüntüsü. Yine küçük grilere benzer bir varlık türü. Evet. Tabii reptilian türleri, sen de British Museum'a, evet, gittin, gördün orada. Onları da Sümerler, evet, bölümünde göreceğiz. Bir sonrakine gelelim. İşte Sümerler'deki güneşi ve bütün gezegen sistemini binlerce yıl öncesinden net bilmeleri ve Oannes dedikleri bir, hı, tanrı var bunların. Sözde sudan geliyor. Senin bahsettiğin, evet, gibi suya girip. Üstünde böyle tabii teknolojik elbiseler olunca onu balık gibi bir tanrıdır Oannes. Çok geçerli. Devamlı balık. Sümer. Bugün papaların giymiş olduğu kıyafet de o ritüelin devamıdır. Bakın burada da Sümer'de yine gökten gelen, bak, tanrılar. Evet. Tam resmi tam getirdi. Buket bir geri alsana, bir şey hemen anlatalım. Görecek buradaki mi? Kıyafet. Yok bir balık olan adamlar. Tamam. Bu resim. Bak, tamam, bu resim Hakan'ın dediği gibi yaratıcının onlara göre denizden geldiği için bir balık figüründedir. Bu kadim bilgi o kadar devam etmiştir ki Anunnakiler daha sonra, hı hı, Avrupa'ya kadar gelip İseviliği de etkilemiş. Ve şu anda papaların hepsinin giydiği kıyafetler kukaletalarına bakınca balık ağzı gibidir. Buradan gelir o. Evet, böyle de bir bilgi ekleyelim. Ama bir esinlenme. Doktor Andrew Thomas var. Çok önemli bir bilim adamı. Oannes ile ilgili. Oannes uzay gemisiyle önce denize inip oradan karaya çıkan uzay giysileri içinde balığa benzeyen bir varlıktır diye sonuca varıyor. Evet. Burada da işte o reptilian türü, evet, varlıkların, evet, Sümerler döneminden de birçok bunların eserleri var. British Museum'de bunlar sergileniyor. Çoğu. Cinsiyetleri mi var? Cinsiyetleri var tabii. Var, evet. Evet. Yine kanatlı bir takım tanrılar, gökten gelen figürler. İşte Anunnaki hikayeleriyle karışmış. Hı hı. Yani aslında asıl konu Mezopotamya'nın kendisi. Yani en eski şeyler, çizimler ve bulgular orada. Onun arkasından bakacak olursak Hindistan'a gidebiliriz ve de Güney Amerika'yı görebiliriz. Daha, hı hı, net. Tabii. Ama bu arada şöyle yapmayın. Yani hani yanılgı olabilir. Piramit diyoruz ama bir bakıyoruz Balkanlarda beyaz piramitler var. Evet. Çin'de unutmamak var. Bir lazım. Programda konuşmuştuk. Bir de aslında orada Çin'de geçildi. Var. Yani bahsedilen Mekedonya'da Asur tanrısı kanatlı. O da gelecek, hı-hı, herhalde biraz Asur sonra. Asur tanrısı. Hangisi? Ya mesela bu çok ilginç. Biraz sonra resimlerde de göstereceğiz. Hep kanatlı bir cismin içinde. Artık bu kuş gibi çizilmiş ama. Çünkü adam nasıl tarif etsin? Uçan bir şey. Uçan tek kuş var o dönem. Kuş var. Yani başka bir şey yok. Ya bulut çizecek ya da evet. Dolayısıyla ama geliyor. Bakın içinde yani kanatların ortasında bir adam var. Tabii. Şimdi bundan sonra diğer resimleri... Rönesans'ta da tabii, tabii. Rönesans'a geldiğimizde tabii, bunu kafanızda bu pekiştirmeniz lazım. Bu Buket Hanım. Evet. Yunan mitolojisinde de çok görüyoruz bunları. Evet. Geldik Yunan tanrıça Athena, bulutların arasında hızla fırlayan bir ışıktan başka bir şey değildir. Yunan güneş tanrısı Helios altın parıltılı ve kanatlı bir binek ile dolaşmaktadır. Hep binek, hep gökten gelen, hı, ve bu tanrılar. Evet. Mitolojideki bütün bu tanrıların hepsi aslında gerçekten gökten gelen dünya dışı varlıklardır. Tanrılaştırılmıştır. Çünkü bunu az önce de söylediğimiz gibi çok değişik birbirinden, hı, haberi olmayan coğrafyalarda bu figürleri görüyoruz. Ve ortak noktaları var. Ortak noktaları var. Dolayısıyla bu toplu halüsinasyon değil. Toplu bir bilim kurgu o dönemde böyle bir şey yapamazlar. Kaldı ki bunun arkeolojik kanıtları var. Bu ziyaretlerde sadece işte griler, reptilianlar değil, insanımsı varlıklar da var. Dünya gezegenini bir
gen havuzu gibi görmek lazım. Birçok varlık gelip burada etkileşimde bulunmuş. Hatta Tevrat'a bakacağız. Elohimler, gökten gelenler, tanrılar ya da işte göksel öğretmenler diye. Çiftleşmişler bizim kızlarımızla, kadınlarımızla. Yani orada bir tohum ekme, bir melezlik yaratım projeleri, bir şeyler var. Bunların hepsi... olduğuna dair kanıtlar, tabii anlatılar. Tabii yani öyle bir iddia var tabii. Yani buna iddia da diyebiliriz. İddia da diyebiliriz ama tabii bazı da bilgiler, net bilgiler var. Yani aslında şöyle bir netleştirelim mi? Bir şey anlatacağım. Şimdi üç tane konu var arkadaşlar, sevgili izleyiciler. O da şu. Bir, acaba bazı teoristler diyor ki acaba bu bir zamanda yolculuk mu? Yani biz şu anda bugünü yaşıyoruz ama biz teknolojik olarak bundan 100 yıl sonra, 200 yıl sonra bir zamanda yolculuk makinesi icat etsek geriye döndüler bunlar da. Acaba bu makineler, bahsettikleri makineler bunlar mı? Birincisi zamanda yolculuk teorisi. İkincisi gelişmiş bir teknoloji var mıydı? Yani biz bugün anlamıyoruz Mısır piramitleri nasıl yapıldı? İşte orada bir bakıyoruz 200-300 tonluk. Kocaman kayalar, yani kaldırılmasına imkan olmayan kayalar bir şekilde bir yerlere kaldırılmış, temelde kullanılmış, binaların kendinde kullanılmış. Gelişmiş teknoloji dünya dışı yoksa yeryüzünde? Dünya dışından bahsetmedim. Yani geçmiş tarihlerde acaba gelişmiş bir teknoloji vardı, onları mı yansıtmaya çalıştılar? Sen Atlantis'e gidiyorsun tabii. Evet, Atlantis'e dahil, Muğades'e dahil konuşmuştuk bunları. İkinci konu oldu. Üçüncü konu da dünya dışı. Gelişmiş bir uygarlık var veyahut da gelişmiş bir zeka var. Onlar dünyaya bir şekilde geldiler veya gelmeye devam ediyorlar mı? Bence üçü de doğru. Evet. Üçü de doğru. Bir dönem Atlantis mu dönemi, dünya o dönemdeki teknoloji şu anki teknolojiden çok daha ileri. Evet. Bununla ilgili bilgiler var net. İkincisi, dünya dışından gelen farklı gezegen ve galaksi sistemlerinden gelen biyolojik farklı titreşimlerde ama biyolojik kendi boyutlarında da fiziksel bedenleri olan varlıklar var. Bir de enerjitik varlıklar dediğimiz daha meleki boyuttan gelen salt enerji olan varlık türleri var. Ama bazıları da dediğin gibi senin bizim geleceğimizden gelen. Çünkü zamanı sıfırlıyorsunuz. Siz üst uzaya çıktığınızda zaman sıfırlanıyor. Zaman sadece fizik evrende. Einstein. Ve cismi. Tabii. Dolayısıyla bunlar... Boyutlar arası yolculuk yapabilen, şimdi son bölümde anlatacağım konularda evet, o var zaten. Bu alıkonulara varlıklar bazı bilgiler aktarıyorlar. Bu bilgilerde nasıl bu varlıkları seçtiklerini ve nasıl seyahat edip bir anda orada belirdikleriyle alakalı bilgiler de aktarıyorlar. Hı. Dolayısıyla son bölümde çok önemli. Tamam. Ama senin duyurmuş söylediklerin onu. Üçü de. Bence tabii bu üç tane teori üzerinde bütün bunların yaklaşımları yani bu de acaba birisi diyor ki ben bu teoriden gitmeyi ilk defa birisi üçü de doğrudur dedi mesela. Kesinlikle. Zamanda yolculukta dahil üstelik. Şimdi zamanda yolculuk olmama şansı yok. Çünkü bu kanıtlanmış bir teori. Yani matematiksel olarak anlatıldı. Tek problem o araca ulaşamadık şu anda. Yani bundan 300 yıl önce bize hani işte elmayı verdi cadı, kadın da çıktı dedi ki prenses, ey ayna söyle benden güzeli var mı, işte bakın söyleyin Siri'ye söylesin size. Yani şimdi nasıl bir teknolojiden bahsediyorsak o gün için inanılmaz, bizim için yalnızca büyücüler, cadıların olduğu bir teknoloji bugün gerçek. Yani bugün zamanda yolculuk yapılabilir mi diye insanoğlu düşündüğü anda benim bir her zaman teorim var. İnsan son, yani dünyanın sonu ne zaman, insanlığın sonu ne zaman gelecek kavramına hayalleri bittiği zaman derim. Yani hayali olduğu zaman ki hayallerinden bir tanesi zamanda yolculuktur. Hı hı. Dolayısıyla zamanda yolculuk muhakkak yapılacaktır. Zaten mesela Einstein'ın 100 yıl evvel ortaya attığı bir teori vardı. Diyor ki uzay zamanı bükerek zamanda yolculuk yapabiliriz. Şimdi o kanıtlandı, biliyor musunuz? Uzay zamanı bükmek için yer çekimsel dalgaların oluşması gerekiyor. Ve internetten araştırabilirsiniz. 2-3 sene önce bilim adamları bu yer çekimsel dalgaları ölçmeye ve buldular. Ve Einstein'ın 100 sene evvel ortaya attığı teori ispatlanmış oldu. Şu anda pozitif bilim tarafından. Bir de bu mesafeleri aşabilmek için bu işte solucan delikleri dedikleri bu, mesela biz lineer bir zaman akışına bakıyoruz. Bir noktadan bir noktaya böyle gidiyoruz, değil mi? Şuradan
bir kağıt alalım. Şuradan şuraya. Halbuki biz bu uzay zamanı büktüğümüz zaman bir an içinde oradayız. Dolayısıyla bunun olabilirliği konusunda çok net artık bilgilere ulaşmaya başladık. Hem kuramsal fizikçiler, işte Michio Kaku gibi, bunlar çok öncü insanlardır. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Bir de ışık, fotonu ışınlandı artık. Yani biz ışınlanmayı, işte Einstein'ın en büyük yaptığı eksik hata, hata diyelim. Işık hızı aşılamaz diyordu. Bu aşıldı. Foton ışınlandı. Bir kuantum uyduya, Çinli bilim adamları 500 kilometre ötedeki bir kuantum uyduya ışığın parçacığını ışınladılar. Şimdi ışığı ışınlayan bir teknolojiyle biz ileride her şeyi ışınlamaya başlayacağız. Çünkü bu da ışından oluşuyor. Atom altı partiküllerden oluşuyor. Yani biz bunu sabit görüyoruz ama aslında atom ve atom altı partiküllerde kuantlara indiğimizde bu bir aslında dalga boyu yayıyor. Evrendeki her şey öyle. Her şey bir titreşim. Bizim bedenimiz de öyle. Biz organlardan oluşuyoruz ya, organlar hücre dediğimiz. Hücre molekülden oluşur, molekül atomdan oluşur. Ve atom altı partiküllerden. Şimdi elektrotlar bağlanıp titreşimlerin hangi organların nasıl frekans yaydığı ölçülebiliniyor. Tabii. Yani baktığınız zaman bütün evren aslında titreşen ve frekans yayan bir enerji jeneratörü gibi düşün. Her şey bir titreşim. Duygular, düşünceler de öyle. Dolayısıyla bu mesafeleri aşmak için o düşünce gücü dediğimiz şey evrenin en hızlı elementi, en güçlü elementi. Her şey düşünceyle oluşuyor. Burada yarattığımız her şey bizim düşüncemizin aslında bir yansıması. Düşünce gücü çok önemli. Peki, burada şimdi Ataniyur'unu anmadan geçmeyelim. Çünkü canımız ve ilk defa bilinmeyen dergileriyle daha sonra ansiklopedi oldu onlar. Onlarla birlikte büyüdük hepimiz. Ya ben çok ilginç bir şey var. Bir şey göstereyim mi? Gösterin. Summer Trump Gobri diye bir şey var. Golden, yani duvar halısı. Onu bulabilirse o bana çok ilginç geliyor. Evet, orada diz şeklinde bir görsel. Bulabilirse zaman içinde de buluruz. Biz konuşurken bulunca konuşuruz. Tamam. Şimdi program başında da söyledik, semavi dinler dünya dışı yaşam formlarına nasıl bakıyor diye. Şöyle kutsal kitaplar konusuna buldun mu? Evet. Şimdi milattan sonra 1538 yılında, izleyiciler çok dikkat etsinler. İlkin çok gözükmüyor ama Belçika Burgess'da bir duvar halısı bu. Bunun üst kısmına hafifçe baktığınız zaman sol üst kısmında... Evet. Bu bana çok ilginç geliyor. Niye? Tabii. Çok net çünkü burada. Diz şeklinde bir şey. Şimdi bildiğimiz klasik UFO'lara benzeyen. Yani 1538'de hangi akılla birisi böyle bir şey çizebilir? Yani çok dikkat ettiğiniz zaman bir bulut olması lazım. Hani bulut çizebilir adam ama. Ama kubbesi var orada. Evet, kubbesi filan olan. Bir bunların, başka işaretler. Ha, evet, tamam, şimdi anlaşılıyor. Rönesans tablolarında zaten bunlardan çok göreceğiz. Biliyorsun İncil'i de işlerken biraz sonra. Tevrat'tan sonra İncil'de buna benzer, dediğin gibi çok ciddi figürler var. Yaşamın bir parçası olarak resmedilmiş. Yani adam bir şey görmüş ki orada da, yani içinde de kalmış adamın. Ya ben bunu görmüştüm, bir yere figür olarak ekleyeyim demiş, almış oraya koymuş. Hiç bilmediği, görmediği bir şey değil. 1500'lü yıllarda düşünün. Düşün. Tabii. Evet, şimdi kutsal kitaplar ne diyor bu konuda? Çok şey söylüyor, özellikle Tevrat sanki bir UFO kitabı gibi bir. Eski ayette özellikle çok net ifadeler var. Ezekiel peygamberin gözlemlediği. Geçebiliriz isterseniz ilk. Orada ciddi bir tasviri var. Ve baktım işte şimalden durmadan ateş saçan büyük bir gemi, büyük bir bulut geliyordu. Çevresinde parıltı ve ortasında sanki ateş ortasında ışıldayan maden. Cismi bir obje. Ve onun ortasından kerubi. Binek çıktı. Bir binek çıktı. Yani kanatlı yaratık demek ki. Burada bir uçan, kalalım. Kanatlı yaratık. Dolayısıyla burada gökten gelen bir aracı tasvir ediyor. Binek. Ve oradan çıkan, ateşler saçan bir cisimden bahsediyor. Tarih, yalnız kendi kendine yanan büyük bir aray etrafa ışık saçıp onlara korku ve endişe verdi. Dehşete kapıldılar. Bu görüntü uzaklaşıp gittikten sonra gördükleri şeyin diğerlerinden korkunç olduğunu. 58'e 3, 17'ye 6. Şimdi burada tabii bu da onun tasviri, günümüzde çizilmiş bir şey, bu eski dönemde değil. Ama burada işte
enteresan bir figür çıkıyor. Eski çağ anlatımlarıyla benzerlik gösteriyor yani. O yüzden çok dikkat çekici. Çekici. Bir de formu, oradaki hareket şekli baktığınız zaman başka önemli bir nokta var. Bizim hani bu konulara girmemiz lazım arkadaşlar. Yani bizim gökten gelen bir takım varlıkları, hani burada Tevrat'tan bahsediyoruz. Biraz sonra kutsal kitabımız Kur'an'dan da bahsedeceğiz. Çok ciddi bilgiler var. İncil'de de öyle. Dolayısıyla bir takım göksel varlıkların etkileşimine girmiş bu peygamberlerimiz. Çok net bu. Bunu iyi okumak lazım. Bir sonrakine nedir bakalım. Rab Musa'nın önünde tabii Rabbin ışıklı sandığı 3 gün boyunca önleri sıra gitti. Bu çölde biliyorsun. Konakladıkları yerden ayrıldıklarında Rabbin ışıklı bulutu gündüzün onların üzerinde duruyordu. Hep bu çölde güneş sıcakken onları koruma amaçlı bir gölge yapan bulutlu bir ışıktan bahsedilir. Bu çok var. Evet. Kendi kutsal aslında anlatılan ne? Tabii aslında anlatılan ne? Bir sonrakine geçelim. İsterseniz İncil'dekine, İncil'deki önemli bulgulara bir göz atalım. Çünkü İncil'de biliyorsun Vatikan'ın bu konuda çok net. Sen Vatikan'a da gittin. Evet. Bilmiyorum orada birisiyle konuşma imkanın oldu mu? Yani Vatikan'ın ilginç olan tarafı şu. Yani geçmişten Vatikan, işte yani Roma Kilisesi'nden bu yana hep astronomiyle çok ilgilenmiş. Çok iyi. Yani onunla ilgili gözlem evleri koyulmuş. Hatta bugün kullandığımız takvimi bile hani hemen hemen oluşturan yapı Vatikan'ın kendisi olmuş. Ama aynı zamanda dine aykırı olduğu için kendisini bu sistemi hep uzak tutmuş ve saklamış. Vatikan'ın kendisi. Yani belgeler var ve saklıyor mu yoksa devamlı saklıyor. Çünkü bu bilginin ama sonra kabul etti. Çok sonra. Yani hatta şimdi günümüzde diyebiliriz tabii, kabul etmesini. Son 5-10 senedir. Tabii. Şimdi işte Gabriel bir şeyi atlamamak lazım. Tamam. Yahudilikte iki tane tabii yaratıcı var orada. Bir tanesi Elohim, bir tanesi Yahve. Yani burada şöyle anlamamız lazım. Yahve kendisinin Tanrı olduğunu bilmez ve ona İsrail, yani Yahudi kavimi, onlara öğretir Tanrı nasıl davranmalı. Hatta bazen kızar, siz beni Tanrı olarak kabul etmiyor musunuz diye filan. Yahve'nin davranışı böyle. Elohim ise bizdeki ilahla aynı eşdeğerdir. Ama Elohim çoğuldur, tamam, tanrılardır. Şimdi Tanrı, o aslında çekimden dolayı tanrılar gibi gözükse de Tanrı anlamına geliyor. Çekimde hata var orada. Yani çekimde hata derken yorum yapanlar o hataya. Elohim aslında tek. Yani bizdeki ilahla aynı kavrama aslında geliyor. Aslında tabii biraz yani orada ben göksel öğretmenler ve tanrılar kavramına daha çok tabii yapıyorum. Yani Elohim kavramı bizdeki ilah kavramı, Allah kavramıyla aynıdır. O hiçbir şekilde yeri, göğü, evreni, her şeyi yaratandır. İslamiyet'teki Allah aynen kavramına eştir ve yani tektir ve hiçbir şekilde burada zaten onun yanlış üstünde hiçbir ilah olamaz. Yani ilah kavramı, çünkü bir de şöyle bakın, o yani İsrail üçe bölündüğünde Yahveciler, Elohimciler ve Yahudacılar hepsi birbirlerinden ayrıldılar. Yani dolayısıyla burada yalnız sistemin şuna vurgu yapalım. Zaten kadiri mutlak dediğimiz yüce yaratıcımız bütün evrenin ve evrenlerin, bütün sistemin mimarı ve yaratıcısı. Fakat şunu vurgulamak lazım. Çok ileri bir sürece girmiş evrimsel sürecinde, yani tohumlandıktan sonra gelişmiş dünya dışı varlıklar tarihin her döneminde bizi ziyaret ettikleri için ve gökten geldikleri için o dönemin insanların algısıyla bunlar gökten gelen tanrılar anlamında. Bu öyle mi yorumlanmış? Öyle yorumlanmış, öyle ifade edilmiş. Öyle ifade edilmiş. Yoksa tanrı tek, yaratıcı tek. Evet. Bir ilk başa gelebilir miyiz? Bunlara biraz hızlı gittik. Biz onun üzerinde konuşamadık. Jose Gabriel Fünn ilk kareyle Vatikan'ı. Evet. Bu Jose Gabriel Fünn eski Vatikan'ın rasathane müdürü. Bir sonraki görüntüye gelirsek çok net açıklama yapıyor Romano gazetesine, L'Observatory'e. Evrenin büyüklüğünün dünyanın dışında başka zeki yaşam türlerinin olabileceği ihtimalinin bulunduğu anlamına gelmektedir. Bunu düşünmenin inanca ters düşmediğini, çünkü uzaylıların da Tanrı'nın yarattıkları olduğunu belirten Fünn,
uzaylıların varlığını dışlamanın Tanrı'nın yaratma özgürlüğünü sınırlamak olacaktır diyor. Vatikan burada kabul ediyor işte onu söylüyorum. İlk kabul etmesi Jose Gabriel Fünn'ün aracılığıyla oldu. Evet, aslında şöyle belirledi Vatikan. Dedi ki yalnızca Tanrı, onlara göre konuşuyorum tabii. Çünkü orada Teslis inancındaki Tanrı'dan bahsediyoruz. Tanrı yalnızca insanları yaratmıştır. Merkezde insanlar vardır. Onun dışındaki göksel hiçbir şey yoktur diye devam eder. Bununla, bu adamla birlikte bu işi kabul etmeye başladı. Daha önce kabul etmişti ve biliyordu bu kavramları saklıyorlar. Ama saklıyorlardı ama bu çok netleştirdi çünkü işlerine gelmemeye de başladı. Niye? Sistemi şimdi bakın, Vatikan bir şirket gibi bakın, bir din gibi baktığınız zaman iş yanılgıya düşeriz. Yani orası sistemi nasıl yönetmek ve bugün sistemin ihtiyacı neyse ona göre hareket ediyor. Bakın yine izleyicilere şunu söylememiz lazım. Hani gökte işte dünya dışı varlıklar var mıdır? Ya Allah'ın büyüklüğünü yani birazcık geceliğin gökyüzüne baktığınız zaman bunu nasıl anlamama şansınız var? Ki o yani, görebileceğimiz milyarlarca yıldız, milyarlarca varlık. Biz Allah'ın üstünlüğü ve yaratma gücünü bunu görerek zaten imanımız daha da netleşiyor. Tabii. Yani bugün bir tane yani şeylerdeki bu uzay filmlerde, science fiction filmlerde olduğu gibi bir tane yaratık gelse bizi ilgilendirmez. Bu bizim imanımızı değiştirme şansı yok. İman eden iman etmiştir. İnançtır öteki. Yani onlar inançları var. Bugün buna inanır yarın o. Ama biz iman ettiğimiz için bunun bilincinde olan insanlarız. Evet. Bizi yani bizim çok imanımızı net. Onlar bunlar şöyle olmuş böyle olmuş. Biz hatta yani gerçek anlamda Müslümanlar nereye giderlerse gitsinler dünyanın ve evrenin bir Kur'an üzerine kurulu bir şifresi olduğunu bilirler. Zaten ve onun matematiğine göre yaşarlar. Aynen. Evet. Aslında hep onu vurguladığım da noktalardan birisidir. Kur'an-ı Kerim çok önemli bir kozmik bilgi kitabıdır ama maalesef mealleri çok saptırılıyor, yanlış. Ben hep şunu diyorum. Bu çok önemli kozmik kitabın birçok bilimin disiplinince incelenmesi lazım. Çok önemli kozmik bilgiler var. Yani din kitabı olarak sadece algılanmamalı. %4'ü 5'i ayetlerin 6000 küsur ayetin bunlardan bahseder. Gerisi tamamen matematiktir, astrofiziktir, kimyadır, biyolojidir. Çok önemlidir. Dolayısıyla ve zamansızdır. Çok önemli bir bilgi kitabıdır. Ha, evrensel bir kitaptan zamansız ve sınırsız bir kitaptan evet bahsediyoruz. Ama bunu işte reforme etmezseniz, bu konuda bir çalışma yapmazsanız bazı yobazların, şunların bunların elinde maalesef ne hale geliyor? Yani görüyorsunuz yani bütün dünyadaki bu özünden sapmış. Alın işte kendini İslam Cumhuriyeti sanan Suudi Arabistan'da bir gazetecinin nasıl hunharca en tepeden emirle katledildiği. Öbür tarafta şeyde bakıyorsun Amerika'da bu televizyonda evangelistler vardır, ministerler. Bunlar çıkıyorlar. Diyorlar ki Jesus Christ bana söyledi. Size bilgileri daha hızlı ulaştırmam için Falcon X9 uçağı almam lazım. Ses hızında uçuyor. Bana bağış yapın. Ve bunu bir yani İncil'i anlatan televizyonda bir rahip, bir minister söylüyor ve bu hani bunu Washington Post haber yaptı. Ben inanamadım. Twitter'a girdim. Baktım adam resmen daha önce de uçakları var. Eski model. Onları satıp bağış istiyor. Demiş ve Washington Post'ta haber yapmış. Haber yapmış ve Twitter'da adam zaten hatta link atmış. Reklam yapmış. Reklam yapmış. Bağış yapın diyor. Bana Lord diyor söyledi. Bilgiyi daha hızlı ulaştırman için bu uçağı kullanman lazım. Ses hızını da uçan bir uçak o. Saatte 1250 kilometre uçuyormuş. Evet. Falcon X9. Öbür tarafta ülkemizde de Hazreti Peygamberimizin terliklerini satıyorum diye 150 liradan millete yani yozlaştırılıyor. Bunun olmaması için dediğim gibi bu önemli kutsal kitabı çok ciddi bilim disiplinlerinin hepsiyle reforme edilmesi lazım. Doğru mealleriyle doğru bilgi. Çünkü ne oluyor o zaman o dejenerasyon içinde? Panteizm artıyor, deizm artıyor. Çünkü yozlaşıyor. Bu çok nettir. Peki.
Rönesans 6 dakikamız var, kaldı 6. O yüzden biz o zaman yine sen devam et, evet, devam edelim, vakit kaybetmeyelim. Çünkü Rönesans tabloları da çok önemli. Nereden devam bunu da geçebiliriz. Bu tamam. Zaten bu bölümleri, evet. Geçelim. Bu da yine Vatikan'ın bir sonraki gözlem evinin müdürü. O da dünya dışındaki yaşamla ilgili çok net Papa Benedikt'le beraber fotoğrafı, çok net ifadesi var. Uzaylılar kesinlikle vardır. Onlar dinimize ters değil. Tanrı'nın yaratımlarıdır diye. Burada da senin evet. Fotoğrafın var burada. Evet. Ziyaret etmiştim. Ziyaret etmiştim. Bu da 1450'de yapılmış. Bir sonraki Buket, onu bulabilirsen daha net. Daha net senin fotoğrafların. Evet. Bunlar Rönesans dönemindeki değişik ressamların 1400'lü 1500'lü yıllarında yaptıkları tablolar. Ve çok burada net. Burada neyi görüyoruz? Burada İsa ve altta filo halinde gemiler görüyoruz. Evet. Ve bulut gibi. Ama altta cismi bölümleri gözüküyor. Hep göksel varlıklar ve kutsal. İşte Meryem Ana orada, İsa orada. Bu da yine Meryem Ana'yı temsil ediyor. Işıklı bir cisme bakan, arkada yanında bir köpek. Evet. Işık saçan bir nesne görüyoruz. Fiziki Beni bir nesne. Evet, şimdi bak bu çok önemli bir şey. Madonna Col Bambino San Gianno Vamino diye bir eser bu. Söyledim değil mi bu sefer? Perfecto. Floransa'da da. Evet, şimdi şöyle. Evet. Mainardi'nin bir resmi bu. Bu resme baktığınız zaman bir şey anlaşılmıyor ama yine adamın içinde kalmış bu adamın da. Resme baktığınız zaman bir tane orada bir noktacık var. Daha çok yaklaştığınızda bir gök cismine benziyor bu. Fakat ilginç olan ne biliyor musunuz? Adamı gözlemlemiş bunu. Niye? Baktığınız zaman Mainardi'nin kendisi o. Şeye bakıyor, cisme evet. bakıyor. Ha, kendisini mi resmi? Kendisini oraya koymuş. Ben bunu gördüm, haberiniz olsun diyor. Çünkü bu ziyaretler evet. her dönemde yapıldığı için o dönemde de göksel var, cisimler görünüyor. İşte Osmanlı'dan da örnek verdik. Birçok dönemde var bu. Dolayısıyla o dönemde de bunlar resmedilmiş. Şimdi bu kadar tesadüf olamaz. Ertan Hoca. Evet. Bu Britiş Müzesi'yim bu. British yani Müzesi. Burada çok önemli bir şey var. Bakın yukarıda yani aslında bu tabii Meryem Ana'nın vaftisiyle ilgili bir resim. Fakat baktığınız zaman yukarıda bir ışık geliyor. Bir yani hüzme. Buna şöyle diyebilirsiniz. Yani nur geldi, işte onu aydınlattı vesaire vesaire. Ama orada yuvarlak. Ama orada bir cisim var. Tabii. Yani ben şu burayı sarı tabii onun evet, arkasında bir de yuvarlak. Biraz daha hani yaklaşabilsek orayı çok böyle bildiğimiz klasik UFO cismi gibi tabii. adam oraya oturtmuş. Ben de bu resmi aradım British Müzesi'nde. Bulunca hemen dedim ki tam aradığım resim. Bir sonrakine evet. bakalım. Evet, bizim diğer hazırladığımız bu, görsellerle devam ediyoruz. Şimdi kutsal figürlerle bunların resmedilmesi de çok manalı. Bu da işte az önceki Timothy Good'la bizim İtalya'da evet. yaptığımız bir kongre vardı. Bu da yine nedir? Bak tabak şeklinde çok net. Ben gökyüzünde İsa'nın vaftiz edilmişi. Hayret bir resim. Yani şimdi burada o kadar... Art Degel bu Flaman evet. bir ressam. Müthiş bir resim. Bir İsa'nın vaftiz var. Edilişi. Bak yine bir vaftiz var. Evet. Bir aslında tam net geldiği zaman resim. Yukarıda çok net, net bir cisim. Yani tabak yukarıda şey. Ya resim. Biraz daha tamam. aşağıya doğru görülüyor herhalde değil mi? Görülüyor yukarıda. Tamam. Çok net Madonna. Şekilde yani bir işte ışık geliyor. Bu ışık sözmesi. Ama bir cisimden geliyor. Bir cisimden evet. geldiği yine belli. Disk yani şimdi mi? Asıl soru şu. Ya bu kadar ressam ki ressamlar bu arada yani nereye doğru gelmeye başladık? Yavaş yavaş Rönesans'a doğru gelmeye başladık ya. Orada bu işler patlıyor. Çünkü işin içine okültizm de girmeye başlıyor. Hmm. O zaman tam ve figürler de değişmeye ve işte o pro şeklinde ince uzun şekillere falan da ulaşıyor. Bu sadece etkileşim bak, olarak çok... açıklanamaz yani ama şimdi, tabii değil mi? Yani şimdi şöyle başladık işte şöyle bendeki kayıtlar 29 bin yaşından başlayan kayıtlar var elimde. 29 bin yıllık. Tamam, oradan başlayan kayıtlar. Şimdi geldik 1400-1500'lere. Kromagnon dönemden evet. başlıyor. Şimdi bir bakın, buçuk dakika bu, var hemen görselleri bu o zaman. Bu çok önemli, bunu bitirelim. Visoki tamam. Dakani diye bu Yugoslavya Kosova'da bir manastır. Bir içine girelim bunun. Hemen, bu da hemen çok, bakın devasa resimler var. Şimdi bir resim de çok çok önemli. Burada yine Hazreti İsa çarmıha gerilmiş. Bir sonrakine bakalım.
Bakın evet. Burada sağda solda ışık saçan ve içinde varlıklar olan objeler bu. Biraz bir, önce bir sonrakine... Sümer tabletlerini hatırlayın ha, söylemiştim ya. Bakın şimdi sağda solda evet. İsa çarmıha gerilmiş. Sene 1350. Bakın çok net aşağıda. Ha, şimdi daha net oldu. Cismi obje ve kutsal figürlerle. Şimdi burada biraz önce Sümer tabletleri bak. Vardı ya kanatlı evet. İçinde bir cisimden bahsediyorduk. Demiştim ya hani biraz sonra göreceğiz Rönesans'ta neler yapılıyor. İşte buraya geldik şimdi konu. O zaman şimdi biz reklam dönüşü Kur'an-ı Kerim'le mi devam Kur'an'a edelim? Bir girmemiz lazım. Tabii, biraz bu daha bunları anlatalım. Tamam, ben de birkaç tane daha söyleyeceklerim var Ertan Hoca'nın. Ondan sonra bakarız. Tamam. O zaman yine kısa bir reklam arası veriyoruz değerli izleyiciler. Uzaydan bakınca etiketimiz, özellikle Twitter'dan yorumlarınızı bekliyoruz. Burada hemen bir uyarı. Çok fazla telefon bağlantısı için başvuru olduğu bilgisini veriyor arkadaşlarım. Programımızın formatında böyle bir katılım maalesef söz konusu değil. Dolayısıyla sizi sosyal medyadan özellikle Twitter'dan paylaşımlarınız, sorularınız için bekliyoruz. Canlı yayına izleyici bağlantısı almıyoruz. Söylediğim gibi kayıt dışı formatı gereği böyle bir iletişim yolumuz yok. Dolayısıyla Twitter'dan katılımlarınızı bekliyoruz. Uzaydan bakınca hashtag'iyle. Reklam efendim sonrasında devam edeceğiz. Efendim artık kayıt dışının son bölümüne girdik. Uzaydan bakınca etiketimiz inanılmaz güzel sorular, yorumlar var. Ama programın süresini iyi değerlendirmek, iyi kullanmak adına çok dönmüyoruz ama takip ediyoruz. Bilginiz olsun. Çok güzel paylaşımlar da var. Az önce Harun Demirci Düzce'den gelen bizi izlediğinize dair o görseli görüyoruz şu anda Twitter'da. Çok hoş gerçekten sağ olunuz. Var olunuz. Harun Demirci'ye yollayalım mı kitap? Tabii olur. Tamam onu not aldım. Diğerlerini siz zaten soruları değerlendiriyorsunuz. İçinden geldi. Evet gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız sorularınız için. Değerli izleyiciler yineleyelim uzaydan bakınca etiketimiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'le devam edeceğiz. Ama ondan önce programın başında Ertan Bey'in söylediği bir belge vardı. Açıklayacağını söylediği, ilk kez kayıt dışında göreceğinizi ifade ettiği. Hemen bu bölümün başında Ertan Özyiğit'e dönelim. Sonrasında Haktan Akdoğan'la yine devam edeceğiz değerli izleyiciler. O gizli belgede neler var şimdi öğreniyoruz. Ertan Hocam. Şimdi bu belgeden bahsettim. Bu belge NSA'ya, National Security Agency'ye ödev vermiş. Dolayısıyla 1947'de draft olarak hazırlanmış. Bu uzun bir metin, top secret yazıyor üstünde, görüyorsunuz. Ve 6. sayfaya baktığımız zaman da bu belgeyi düzenleyenleri söylüyor. Dr. J. Robert Oppenheimer, Princeton'dan New Jersey, Profesör Albert Einstein, Princeton'dan New Jersey diye kendileri bu belgeyi vermişler. Ne var bu belgede? Bu belgenin çok önemli bir şeyi var. Sorulardan bir tanesi belgede bu. Siz anlatırken diyorlar ki hani 6 sayfayı okusak herhalde 4-5 saat sürer yorumları da dahil. Ben net özetini vereceğim. Diyorlar ki Oppenheimer'a ve Einstein'a dünya dışı herhangi bir zeki varlık var mıdır? Varsa bunlarla ilgili dünya nasıl bir olayla karşılaşır? Aynen sonucu okuyorum size. Zeki dünya dışı varlıkların sadece varlığından ibaret olmadığını, yani düşüncede değil gerçekte de var olduğunu, binlerce yıldır gezegenimizi ziyaret ettiğini söylüyoruz. Şimdi ben söylemiyorum. Tabii. Oppenheimer'la Einstein söylüyor. Gizli, top secret diyor. Tabii şunu unutmayın, her belgenin sahtesi yapılabilir. Ben bir belge buldum, onu açıklıyorum size. Diyor ki peki bu sorulardan bir tanesi ya böyle bir şeyi ifşa edersek ne olur? Eğer ki bunu ifşa ettiğimiz takdirde toplum, hukuk, finans alanlarında ve din alanlarında ne olacağı iyi kurgulanmaz ise yani bunu çalışıp yapmanız lazım, insanları alıştırmanız lazım. Dünya kaosa saplanır.
Çok doğru. Belge EBE diye geçiyor. İşte EBE'lerin yani EBE yani. Hı hı. Bizden daha zeki ve teknolojik olarak gelişmiş olma olasılıkları çok yüksek olduğunu biliyoruz. Buna göre hem ziyaret ediliyoruz hem de bu yaratıklar veya bu varlıklar dünyanın içinde olma olasılığı yüksektir diye çok net iki tane yani Oppenheimer dediğim gibi atom bombasını ve başındaki adamlardan biri ve NASA'nın var olmasını sağlayan adam bu. Ve arkasında da ünlü bilim adamı Einstein'ın belgesini önünüze koydum. Zaten orada binlerce yıldır var demesi de yani, az önce konuştuğumuz şey. Şöyle söyleyeyim hatta o kadar önemli laflar var ki. Evet. Yani hani bunları program şimdi konuştuğumuz şeyler şey binlerce diye, yıl dediği zayi olmasın Carl Sagan'ın da zaten bu konuda mesela Carl Sagan deyince çok NASA'dan bir iki görüntü vardı. Lütfen onu verelim. Carl Sagan Buketçim, evrende zeki yaşamın izlerini uzaydan çok yeryüzünde aramamız daha akıllıca olacaktır demiştir. Bunun tabii. Sebebi buradaki izleri var çünkü. Evet. Biz daha uzay yolculuğunu geliştiremediğimiz için onları bulmamız daha zorlaşıyor evet. Ama orada bunlar bu SkyCoast var. Bu şimdi şöyle NASA'nın hemen girişinden sonra ilk duvarı arkadaşlar. NASA'nın içeri girdiğiniz. Orada diyor ki tam okuyalım şimdi. The sky calls to you diyor. Yani uzay bizi çağırıyor. Gökyüzü evet. Bizi çağırıyor diyor. Yani aslında diyor ki bundan sonra Carl Sagan'ın bütün yapmış olduğu kontak filmini de hazırlayın. Kontak filmi aslında bu konuştuklarımızın hepsinin çok net özetidir. Carl Sagan'ın zaten evet. Kitabından uyarlanan. Tabii Carl Sagan'dan bahsettiğim için. Bu da Buket buldu. Evet. Bu da NASA'nın girişinden bir resim oldu ziyaret ettiğimizde. Tabii şöyle bakmak lazım. Ay'a gidildi mi gidilmedi mi asıl konu onunla ilgili bir araştırmaydı. Yani çamaşır makinesi bugün daha zeki giden cihazdan öyle söyleyebilirim. Bu zaten birçok şey yani anlatıyor. Yani gidildi mi gidilmedi mi çok tartışılabilir. Peki. Evet. Hakan Akdoğan devam edelim. Kur'an-ı evet Kerim. Kutsal kitap omuz evet, en kutsal önemli kitaplar. Kitap. Dolayısıyla ne çok dünya net dışı ayetler diyordu. Var. Dünya dışı zeki yaşama vurgu yapan. Ve onları görelim isterseniz. O ayetleri tamam. Verelim bazıları. Mesela Şura suresi 29. ayet. Gökleri ve yeryüzünü ve bunlar içinde üretip yaydığı zeki canlıları yaratması da şuurlu canlılar diyor. Onun varlığının ve yüceliğinin delillerindendir. O dilediği zaman da onları bir araya getirmeye kadirdir. Nur suresi 41'de de yeryüzünde ve göklerde bulunan şuurlularla dizi dizi kuşların Allah'a tesbih ettiklerini görmez misiniz? Burada şuurlu ve zeki varlıklar denmesi çok çok önemli. Evet. Yani bunları İşte ayıracağız birazdan. Bazen yani cinlerle cin ayetlerini de vereceğiz. Ama bunların hepsi cindir. Alakası yok. Bunlar fiziksel varlıklar. Cinler burada materyalize olamaz. Ateşten yaratılmışlardır. Onlara da değineceğim cin suresinde. Enbiya suresi çünkü bu çok karıştırılıyor. Özellikle söylüyor. Bunlar cindir falan değil. Çünkü bu düşen UFO'lar var, ele geçen enkazlar var, bunlara yapılan çalışmalar var, otopsiler var. Enbiya suresi 19'da da göklerde ve yeryüzünde kimler varsa hepsi onun kuludur. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Yani burada çok net ifadeler bunlar. Mesela burada koymadığımız bir ayet var. Yasin suresi 41-42. Şöyle diyor. Zürriyetlerini o dop dolu gemilerde taşımamız da onlar için bir ayettir. O dop dolu gemilerde. Onlar için gemilere benzer binecekleri başka şeyler de yarattık. Şimdi yani nasıl yorumluyorsunuz? O az önceki o anlatımlarda olduğu artık gibi. Nasıl yorumlarsanız aslında yorumlayın. İzleyiciye bırakmamız lazım. İzleyiciye bırakalım. Benim yorumum belli zaten. Dolayısıyla burada hem başka varlıkların yaratıldığını çok net anlatan senin de söylediğin gibi Allah'ın yani Tanrımızın yaratım gücünü sınırlayamayız. Yani öyle bir şey yok ya. Yani evet. Dediğiniz gibi yani bir baksanız artık yaratılışın yani ve yaratıcının sınırı yok yani. Burada bakın devam enteresan bakalım bir başka ayet varsa onu da okuyalım. Şüphesiz göklerdeki ve yerdeki, göklerin ve yerdekilerin tümü rahmeti bol olan Allah'ın huzuruna kul olmuşlardır. Şüphesiz göklerdeki ve yerdeki inananlar için birçok ayet vardır. Göklerdeki, hep çoğul. Şimdi burada enteresan bir nokta var. Buna da bir dokunalım çünkü
bu Hazreti Muhammed'in, peygamberimizin Miraç olayı. Burada öncesinde biliyorsun sahih hadislerde geçen bir durum var. Hazreti Muhammed evin damı ansızın yarıldı. Cebrail geldi, göğsümü açtıktan sonra zemzemle yıkadı. Sonra hikmet ve iman dolu bir altın tas getirip kalbime boşalttı ve onu kapattı. Şimdi burada bir inisiyasyon var. Bu o ertesi günde Miraç'a çıkacak Hazreti Peygamberimiz. Dolayısıyla burada onu hazırlıyorlar. Yani onun frekansını şu anki fizik bedeniyle o üst boyutlarda kül olursun, yanarsın. Çünkü yaratıcımızın önüne çıkacak. Dolayısıyla burada oradaki altın bir ışıkla göğsümü altın tasla yıkadılar demesi o zamanın algısına göre yorumluyor. Kalbimi, göğsümü açtılar sonra kapattılar. Yani dedik ya atomlardan oluşuyoruz biz. Frekansını yükseltip o boyuta uyumlu hale getiriyorlar. Daha sonra İraç'taki deneyimini anlatıyor. Zülkarneyn'in de yolculuğu vardır bu konuda. Dolayısıyla kutsal kitapla bununla alakalı önemli ciddi bilgiler de var. Yani tabii bunların hepsi sonuç olarak bir yorum. Tabii kendi yorumu. Kendi yorumu. Öyle bakmak lazım. 2019 şimdi... bir şey sorayım mı? Çok hızlı ama cevap ver. Bak şimdi geldi aklıma. 2019'da bu UFO'lar veyahut da dünya dışı varlıklarla ilgili bir şey var mı önümüze? Yok canım, Merkür'ün geçişi var 11 Kasım'da. Güneş'in tam ortasından. O da her 100 yılda en az 10 kere o geçişi yapar. Bir sonraki 2032'de olacak. Öyle bir 11 Kasım sendromu uydurmuşlar. Hani gökyüzünden beam, Blue Beam projesiyle bir holografik yansıtma yapılacak, uzay gemileri geldi saldırıyor şeklinde gibi. Bunlar hep negatif temelli. Hiçbir dayanağı olmayan hurafeler. Dolayısıyla bunlara hiç itibar etmemek lazım. Programın başında da konuştuğumuz o karanlık enerjilerin metodolojileri bunlar. Alıkonma olayları özellikle izleyicilerimizi sabırsızlıkla merak ediyor. Haktan Bey soruyorlar. Evet, çok da fazla görselimiz var bununla ilgili. Dolayısıyla önemli bilim adamları var. Onlara bir geçelim. Ayıralım. Ondan sonra da tek tek onları ikişer saniyeyle gösterip konunun foton konusu bir... da soruluyor. Vakit kalırsa ona da gireriz. Şimdi Bud Hopkins, Father of Abduction, yani alıkonmanın babası diye tabir edilen önemli bir karakter. Ressam kendisi, Metropolitan Museum'da çok sergisi, bu kendi abstrakt resimler yapar. Ben 90 yılında tanıştım, New York'ta oturuyor da. Ve o tarihten vefat edinceye kadar, 2011'de aramızdan ayrıldı. Çok yakın Türkiye'ye de geldi. 3 defa Türkiye'deki alıkonan insanlara, iddia eden insanlara regresyon çalışmaları yaptık. John Mack o. Bunlarla alakalı bilgileri de sunacağız önümüzdeki programlarda. Missing Time, Witness çok önemli kitaplar, belgeseller yapmış. Hatta John Mack Harvard'dan, David Jacobs'lar Temple Üniversitesi'nden, hep Bud Hopkins'ten etkilenerek bu alana girip çalışmalar yapmış insanlar. Bud Hopkins'le birçok platformda da bir araya geldik yurt dışında kongrelerde. Dr. John Mack, Harvard Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden çok değerli bir bilim adamı, akademisyen. Bu beyi tanımıyorum, bu araya girmiş. Nereden girmişse bilmiyorum. Abduction kitabı John Mack'in ve bir sonraki John Mack'in yazdığı bu konuda çok önemli kitaplar var. Alıkonma literatürüyle alakalı 200'e yakın alıkonduğunu iddia eden insanlar üzerinde bilimsel metodolojiyi kullanarak regresyonlar yapıp muhteşem kanıtlara ulaşıldı ve Harvard'daki kariyerini riske atarak çalışmalar yaptı. Ve MIT'de de bir panel düzenlendi daha sonra John Mack'in organize ettiği. MIT önemli bir üniversite. John Mack'le birlikte ben bu konunun en önemli uzmanlarını, özellikle David Jacobs'la uzun yıllardır birlikte çalıştığımız bir dostumuz. O da Temple Üniversitesi'nde, o hayatta. Diğerleri aramızdan ayrıldı. Çok önemli çalışmalara imza attı. Çok akademisyen bu alıkonma fenomeninin içinde. Çünkü çok ciddi bilimsel kanıtlar var. Sadece kişilerin anlatımları değil, bu anomalileri destekleyen
bulgular söz konusu. Hem regresyon sırasında hem izler ve implantlar, bu implantlar çipler yerleştirilen, bunlarla ilgili yapılan çalışmaları da az sonra göreceğiz. Evet, onunla ilgili görsellerimiz de var, çip ameliyatları değil mi? Evet. Bunları geçtikten sonra isterseniz Dr. Roger Lair çok önemli bir karakter. Roger implantlerin tabii ameliyatını yapan karakterdir. 16 tane ameliyatla implant aldı. Bunun 4 Türkiye'de tane geldi, evet, Türkiye'ye de 3 defa geldi. Bu kitabında bu implantlerin biyolojik sonuçları, yapılan analizler, onları da bahsedeceğim. Türkiye'ye geldi 4... operasyon için mi geldi? Yok. Yoksa kongrelerimiz operasyon. Benim yakın dostum, ben 4 ameliyatında bulundum. 16 ameliyatın en son ameliyatında da bulunma şansım oldu. 2014 yılında aramızdan ayrıldı. Çok çok değerli, onları da saygıyla. Sizin kendinizde görsel kayıtları var mı hiç? Tabii orada şimdi vereceğiz zaten. Hatta isterseniz direkt implant olayına girelim. İmplant görüntüsünü şimdi implanta geçebilir miyiz Buket? O implantların ameliyatı... Vücutta izlerden sonraki değil mi? Vücutta izlere girelim. Vücutta tamam, izlere vücutta bir bakalım. Ondan sonra... Diğerlerine sonra döneceğiz. Diğerlerine, implantlere gireceğiz. İmplant ameliyatı ve implantin yapılan analizlerdeki Roger'ın kitabında da detaylı yazdığı. Bu işte beynin bazen daha çok beyin loblarına, çünkü beyindeki kimyasal, beyin nöronlarının salgıladığı nörokimyasal salgı bezlerini analiz ediyorlar bu varlıklar daha çok. Bu implantlar tabi regresyon yapılıyor önce. Ivan Smith'in yaptığı bir regresyon, benim de bulundum. Yanımda da Roger Lair var. Ondan sonra bu burada çok puslu çıkmış. İsterseniz görüntüsten çok blurlanmış görüntü. Bir sonrakilere gelelim görüntülerin. Bu insanlara blurlanmış görüntü. Evet. İsterseniz özellikle blurlanmıştır belki, evet, hani televizyon yayını açısındandır. Bir ilerleyebilirsek bir sonraki fotoğraflar. Sonraki. Bu regresyon örneği, bunu geçelim. Burada Dr. Roger Lair, Whitley Strieber önemli bu olayın karakterleri. Roger bu implant ameliyatından önce nereden çekileceğini, cismin nereden alınacağı ile ilgili. Burada yıl kaç? Burada yıl sanırım en son bu 2011-10'du en son yaptığı ameliyat. Burada implanti görüyoruz. Burada eldeki bazı sinirlere bir sonrakine geçebilir. Evet, bileğe. Implant dediğini bir mikroçip anlat. Bunlar. Ne oluyor? Onu anlatacağım. İzleyici implantlar tabii ne görev yapıyor? Bunlar çok önemli. Bunlarla ilgili bilgi vereceğim ve direkt bu hem regresyonlarda alınmış ortak havuzdaki bilgiler bunlar. Varlıkların direkt anlattığı, onları birazdan paylaşacağım. Ama genelde beyin nöronlarının salgıladığı salgı bezleriyle ilgili hem bir duygularla alakalı bir çalışma yapılıyor. Çünkü kendileri duygudan yoksun varlıklar. Bu zetalar yaptığı bir çalışma bu. Tabii sadece zetalar yok. Hüminoidler var, insanımsılar var. Bunlar varlıklardan bahsediyorsun. Tabii varlıklardan. Evet. Bu alıkonulan üzerine deneyler yapılan insanlardaki temel karakterler. Bir sonra aslında videoya geçersek videoda çok daha net göreceğiz bu alıkonma operasyonunda. Bu kısa bir video zaten. Burada enteresan bir şey, bu implantin çekiminde normalde 3-4 dakika süren bir ameliyat. Buradaki cisim yaklaştıkça kaçıyor. Sanki bir manyetik bir tesiri var. Akıllı bir cisim. Akıllı bir cisim. Görebiliyor muyuz görüntüde? O vardı görüntüde ama belki... kısa bir bölümünü aldıysa arkadaşlar. Bu ama vücuttan çıktıktan sonra aynı hareket gözlemlenmiyor herhalde. Tabii, vücut içindeyken. Dışarıda olmuyor tabii değil mi? Hareket yalnızca vücut içinde. Vücut içindeyken. Tabii vücut içinde. Genelde ya göz sinirlerine ya beyin loblarına, bu nörokimyasal salgıları izlemek, ya da sinirlere. Elle yerleştirilmişti orada bir resimde. Bir el, röntgende el vardı. Elde önce röntgende, X-ray'de nerede olduğu tespit ediliyor.
Yok, elle de yerleştiriliyor. Elle de eldeki tamam, sinir uçlarına tamam. da yerleştiriyor. Evet. Sinüse de girebiliyorlar. Beyin loblarına peki, ağırlıklı. Peki bu implantlar çıktığı zaman nasıl bir maddedir bu? Yani, şimdi onu söyleyeceğim. Yani direkt olarak... Tanımlayabiliyor muyuz buradaki alışımları vesaire? Tabii tabii, ona geleceğim şimdi. Direkt Dr. Roger Lair'in kitabında da detaylı bir şekilde... Çünkü 3-4 laboratuvarda özel analizleri yapıldı bunun. Şimdi bu implantların çevresindeki dokularda bedenin o bölgesine ait olmayan başka sinir uçları buldular. Yani implantlar yapay şekilde sinir sistemine bağlanmış. He. Kendileri bir sinir ağı oluşturmuş. Sinir ağı oluşturup yani. Oraya direkt monteliyorlar. Bakın burada dış zar mor ötesi ışın altında parlak ve yeşilimsi bir floresan ışığını yayıyor. Implant. Bu implantın dışları. Evet. Ve amorf bir yapıya sahip canlı bir organizma gibi sanki yoğunlaştırılmış ışık plazmasından oluşur yapılmış gibi. Gibi. Evet. Ve dünyada bilinen hiçbir elementle bağdaştırılmıyor. Dünya dışı kaynaklı olduğu. Dolayısıyla bunlar çok metalik iç kısımlar incelenmek üzere Los Alamos'a gönderiliyor. New Mexico Teknik Üniversitesi'ne, Toronto Üniversitesi'ne. Ve X ışını kırımı yöntemiyle elektron mikroskobuyla inceleniyor. Bakın bunlar çok önemli. Direkt tercüme ettiğim bilgiler. Laboratuvardan bir tanesi dünya dışı kaynaklı meteoroid parçaları bulgusu elde ediyor. İmplantın içinde. Dünya dışı kaynaklı meteoroid. Nasıl yorumluyorsun bunu Hak'tan? Geleceğim oraya. Çünkü objede meteoritlerde bulunan 11 element belirlenmiş. Bu bir tane objede. Objelerin insan bedeni dokusundan çıkarıldığı bu laboratuvarda analiz yapanlara söylenince ilk başta söylemiyor acırlar. Evet. Objektif olsunlar diye. Adamlar şok geçiriyor. Böyle bir şey nasıl olur diye. Çünkü implantları oluşturan elementlerin analizi izotop oranlarının dünyada görülen oranlara uyumlu olmadığını ortaya koyuyor. Yani bu elementlerin izotopları bilinen hiçbir şeyle bağdaşmıyor. Uyuşmuyor. Aynen. Çok yoğun bir manyetik alan yaratılıyor. Bu elektromanyetik dalga ölçümü cihazlarla ölçülüyor. Şimdi burada başka bir şeye geliniyor. Bazıları bunların biyolojik implantlar. Yani metalik değil. Yani. Sanki organik bir yapıda. Biyolojik ve tanımlayabildiğimiz bir organik yapımı bu bahsedilen. Bilinmiyor. Yok, tanımlanamıyor. Tamam. Bir de en önemlisi bu cisimlerin bir tür radyo sinyali yayan, bunlar aynı zamanda sinyali yayıyor ve alıyor. Bakın 8 MHz, 14 MHz, 19 GHz frekanslarında radyo sinyali yayıyorlar. Ve radyo sinyalleri operasyonundan 2-3 sonra bu operasyondan bu sinyaller kesiliyor. Yani burada bir bağlantı var. Burada bir... O implantları yerleştiren insanlardaki o genetik malzeme üzerinde zaten bir çalışma yapılıyor. Nörokimyasal salgı benzeri, hı hı. Bu bizim duygularımızla alakalı direkt. Çünkü bu zetalar duygudan yoksun varlıklar. Tekrar duygularıyla evrimleşme sürecine girmeleri gerektiğini idrak ediyorlar. Ve kendi türleri yok olmasın diye bizden genetik malzeme topluyorlar. Burada bir operasyon, bir alışveriş var aslında. Yani kötü bir insanda implant olup olmadığını tespit süreci nasıl? Bu alıkonduğunu iddia eden insanlar üzerinde yapılan hipnoz çalışmalarında, o regresyonda varlık benim burama şu an bir şey yerleştiriyorlar falan diyor. Sonra o bakılıyor x-ray'ler, röntgenlerle. Gerçekten o bölgede yabancı bir nesne var. Ameliyatla alınıp bu implantların da dünya dışı kaynaklı olduğu ortaya çıkınca bilim zaten o yüzden giriyor olaya. Hı hı. Yani işte John Mack gibi, David Jacobs gibi, Harvard'dan, Temple Üniversitesi'nden akademisyenlerin, Wyoming Üniversitesi'nden Leo Sprinkle gibi akademisyenlerin olaya girmesinde çok ciddi bilimsel kanıtlar var. Mesela şimdi Betty Hill olayına bir bakalım 2 dakika. Hı hı. Çünkü o olayı incelemek lazım. 3 tane önemli veri var o olayda. Bakın Betty Barney Hill, tamam. Aynen. 61'de oluyor bu. 61 yılında New Hampshire'da oturuyorlar. Niagara şelalesini gezmekten dönüyorlar. Turist olarak dönerken. Burada yolda bir anda oval şeklinde bir nesne yaklaşıyor. Arabayı sağa çekiyorlar. Kısa anlatıyorum, daha detaylı. Ve orada lumuzlardan
yumozları olan pencere gibi varlıkları geliyor silüetleri. Ve korkarak arabalarına geri dönüyorlar. İki tane bip sesi. Ve bir anda kendilerine geldiklerinde 50-60 kilometre bulundukları yerin ters yönündeler. 2 saat bir zaman kaybı yaşıyorlar. Bir sonrakine ama bilinçli geçelim. Değil. Yani bilinçli tabii değiller o, anda, o süreçte. Tabii nesneyi görüyorlar. Bu 61'de olan modern çağdaki ilk diyelim aslında bence tarihin her döneminden beri bu evet. operasyonlar yapılmış bir süreç. Bir sonrakine geçelim. Tabii burada daha sonra flashbacklerle vizyonlar görmeye başlıyorlar ve bir kayıp zaman da var. İşte çok önemli bir bilim adamı, psikiyatrist üniversiteden Doktor Marshall hipnoz yapıyor. Evet. Ve bilinç altında bakın burada en önemli konu şu. Betty regresyon sırasında varlıkların şırıngayla bir durabilir miyiz o bölümde? Göbeğine bir şırıngayla bir şey yerleştiriyorlar. Yerleştirme değil de batırıyorlar. Enjekte ediyorlar. Evet. Bravo. Varlıklar diyor ki telepatik olarak. Bu sizin daha bilmediğiniz bir hamilelik testi. Ve 25 yıl sonra tıpta bulunuyor bu hamilelik testi. Bu bir. Çok önemli bir bilgi. İkincisi, varlıklar gemi içinde bir sonraki fotoğrafa gelelim. Zeta retikülü varlıklar bu operasyondan sonra ona gemide bir takım bilgiler veriyorlar. Bu da bir harita. Zeta retikülü sisteminin haritasını gösteriyor. Oradaki görevli bir varlık. Evet. Bu da regresyonda çıkıyor ortaya. Yani yönlendirilmemiş regresyonlar bunlar. Burada da bu harita Zeta retikülü sisteminin çizdiği harita. 8 yıl sonra bu olaydan bu Zeta sistemi keşfediliyor. Modern astronomlar tarafından keşfediliyor. Bu ikinci önemli kanıt. Üçüncü önemli kanıt, geçebiliriz bir sonrakine. Orada da işte Zeta retikülü sistemi, bizden aşağı yukarı 30 ışık yılı uzaklıkta gibi bir sistem. Bunu gösterirken neyi anlatıyorlar? Yani bu kendi geldikleri sistemi anlatıyorlar ve böyle bir yıldız sistemi biz bilmiyoruz o dönemde. 8 yıl sonra keşfediliyor astronomlar tarafından. Bu da dolayısıyla önemli bir konu. Betty Hill'in kendisinin tabii uydurmadığını böyle bir şeyi bilemez. Bir şey değil, ne hamilelik testini bilebilir ne bunu bilebilir. Bir de daha sonra bir canlı yayında poligraf yalan makinesi testinden geçiyor. Travis Walton olayında olduğu gibi ve tabii ki geçiyor. O zaman eşi ölmüştü, sadece o geçiyor. Ve önce ayrı ayrı regresyona tabi tutuyor doktor. Doktor bu konulara çok skeptik, şüpheci biri. Fakat bu regresyonlardan sonra tamamen olayın gerçekliği. Önemli olan çizmiş olduğu işte o yıldız sisteminin 8 yıl sonra keşfedilip aynı sistemin aynı formatta ve aynı ölçekte doğru değil mi? Aynen, evet. Aynen. Yani uzaklıklar, yıldızların birbirlerine konumu da dahil olmak üzere olmuş olması şu anda yani şöyle olabilir. Bu yıldız kümelerini biliyorduk. Bu kadın bir şekilde ele geçirdi, söyledi. İmkansız bir şey. Hemen hemen. Doğru mudur? Aynen öyle. Şüpheci bakıyorum. Şimdi burada genelde Betty ve Travis Walton olayının önemi şu. Genelde alıkonma vakaları bir şahidin ya da bir birisi yanın hani bilinçli birilerini olmaz. Ya uykuda alır seni ya ıssız bir yerde. Sen rüya zannedersin. Operasyonu yapar bırakır. Sen astral planda insanlara bir travma yaratmamak için en kolay temas kurdukları zemin o boyuttur. Bizim rüya diye tabir ettiğimiz planda iletişim bu. Veya ıssız yerlerde Travis Walton'un olduğu gibi. Aynen Travis Walton olayı da 75'te. Aynen bu görseldeki olay 5-6 arkadaşının gözünün önünde gerçekleşen ve 5 gün sonra ortaya çıkıyor. Hepsi yalan makinesinden geçiyorlar. Bilinen anıkonulma vakaları içinde en uzun süre kaybolan kişi değil, mi? Diyemeyelim. Yoksa... O öyle alıkonma ötesinde temaslar da var. Mesela 5 gün kaybolmasa birkaç ay farklı bir sisteme gidiyor Proxima Centauri, Alpha Centauri bölümünde. O da Elizabeth ama Clark. Şimdi hepsinden ayrı bir, bir iş Travis Walton'un işi. Neden? Yani 5 Kasım 1975'te işte arkadaşlarıyla birlikte ormancı Travis Walton. Ben de çok yakından tanıdım Travis'i. Program dolayısıyla program da yaptım Travis'le. Şöyle
Yani önemli olan işte arkadaşlarıyla tam çıkarken arabaya biniyorlar. Gecenin karanlığında evlerine dönecekken bir gökte ışık görüyorlar. Travis merak ediyor. Bir şey var diyor. Siz bir bekleyin, ben gideceğim geleceğim. Gidiyor ve Travis kayboluyor. İşte onun anlattığıyla işte o uzay cismi yani UFO Travis'i yukarı doğru çektiğini söylüyor. Ve o şeyin aracın içine aldığını söylüyor. Bu arada arkadaşlar merak edip bu ışığı da biliyorlar. Polise diyorlar ki Şerif'e, ya Travis'i böyle böyle bir hikaye oldu. İnanmıyor. Siz diyor Travis'i öldürdünüz. Onun için diyor Travis bulunamıyor. Atlıyorlar şehire, bakıyorlar. Yok artık Travis hiçbir şekilde yok. 5 gün sonra kız kardeşine Travis telefon ediyor. Diyor ki ben diyor şuradayım ama dediği yer kaybolduğu yerden çok uzaktaki iki kasaba. Ondan sonra bir şekilde Travis'i de buluyorlar. Bu arada bu 5 arkadaşını yalan makinesine sokuyorlar. Hepsi yalan makinesinden geçiyor. Travis'in uzaylılar tarafından kaçırıldığına dair. Sonra Travis de diyor ki beni kaçırdılar. Ve şey aldılar, aracı aldılar. İşte bunları yaşadım. Anılarım böyledir filan. Hayır diyorlar, sen bize şey yapıyorsun, oyun kuruyorsun. Travis'i de yalan makinesine sokuyorlar. 6 kez ve artı 13 kez yani devamlı devam eden bir yalan makinesi hikayesiyle hepsi doğru çıkıyor. Ve ondan sonra Travis Walton diyor ki bak yapabilecek bir şey yok. Yalnız bir şey rica ediyorum. Travis Walton'un lafını okuyacağım. Hı. Diyor ki benim tek isteğim kanıtların tarafsız olarak dinlenmesini istiyorum diyor. Bunu yapmayan bir kişinin olayla ilgili bir yargıya varma hakkı yoktur. Dolayısıyla bunun ciddiyetini bilin. Bu çok önemli bir şeydir. Bu kadar yalan makinesinden geçen hem arkadaşlarım hem ben. Evet. Bizim hani CIA'de falan yalan makinesi testinden geçme formüllerini falan bulursunuz. Yani bu adamlar köylü, ormancı. Diyor ki bunlarla ilgili yapabilecek hiçbir şey yok. Bu kadar testten geçtik. Artık bize inanın. Tek ilgiyi Hollywood gösteriyor. Ve Fire in the Sky diye bir film yapıldı. Evet. İzleyebilir. İşte ama tabii çok onun tabii orada biraz egzajere edilmiş. Çünkü Hollywood... Öyle mi? Anlattığı gibi değil mi Travis? Yani egzajere edilmek zorunda. Egzajere ve kötü niyetli tabii. Gibi. Hollywood direkt böyle hani uzaylılar istila ediyor pozisyonda. Biraz saptırdılar. Evet, ben dolayısıyla... hafta içinde yazdım ve çok... Evet. Şimdi şöyle de bakıyorum. Evet. Yani Travis Walton'la hani tanıştığımda donuk bir adam. Yani o travma daha devam ediyordu. Tabii. Yani öyle bir insan yok. Yani 3-4 hissediyorsunuz onu. Ruhsuz gibi yani. Profesyonel yardım aldı 3-4 sene. Ondan sonra biraz toparladı kendini. Şu çok olağanüstü bir deyim mi? Birkaç saat geçti zannediyor. 5 gün geçiyor. Düşünsene bir insan de... İnsan kaçırsa da travma, bir de alıkonma. Tabii biz ne? Biz önemeyelim bunu, alıkonma. Hatta biz misafir edilme diyoruz. Evet. Şimdi bu... devam edelim. Bedenlerimize evet. Yerleştirilen parçacıklarla alakalı alıkonma, insanlara yapılan regresyonlarda ortaya çıkan önemli bir bilgi İmplantlerden var. İmplantlerden bahsediyoruz. İmplantlerle tamam. Alakalı bir bilgi. Direkt bunu telepatik olarak varlıklar iletiyor. En çok kullanılan beyne yerleştiren organik tabiatlı parçacıktır diyorlar. Sinüs boşluğuna, kulağa ya da göze yerleştirildiği olur. Amacı nörokimyasal verileri toplamak ve kaydetmektir. Bunlar melezlere dengelenmiş bir nörokimyasal yapı sağlamada yol gösterdiği için genetik bilgiyi edinmemizde bize çok yardımcı olur. Bu parçacıklar yerleştirildikten sonra belli bir süre orada kalır, sonra kaydının yapılması için çıkartılır. Acı veren bir şey değildir, oldukça yoğunlaşmış bir plazmik ışık enerjisinden oluşur. Parçacığın ortaya çıkartılması gibi bir durum söz konusu olduğunda bazen onun kendi bulunduğu yerde kendi kendine çözümlenmesini sağlarız. Dolayısıyla ayrı bir teknoloji bu tabii. Hı. Direkt hani çıkartmaya gerek kalmıyor, o çözümleniyor kendince. Kendi içinde. Evet. Burada kendi kendine imha ediyor. Tabii. Veyahut da vücuta artık öyle adapte oluyor ki kendi vücutun kendi biyolojik bir mekanizması gibi tabii. Davranıyor. Hı. Bazen de şöyle diyorlar, beynin içindeki belli alanlar kişinin paralize olmasına neden olan elektrik akımına maruz kalırlar. Bu tamamen zararsızdır. Paralize olur ya bazen insanlar, yanında alır birisini. Hatta bu gençleşmek gibi olumlu yönde de bir faydası olur. Şimdi bu melez ırk yaratma projesi var onların içinde, yapılan bu süreçte. Burada
melez ceninleri taşıyıcı anneden nasıl alıyorsunuz diye bir soru üzerine verdikleri bir bilgi var. Mesela kadınlar bir anda hamile kalıyor, regl olmuyor. Doktora gidiyor, bakıyorsun hamilesin. Nasıl, ben ilişki kurmadım kimseyle. Birkaç ay sonra cenin alınmış olarak, 3-4 ay sonra daha da rahim tertemiz. Doktorlar daha da çok şaşırıyor. Flashbacklerle bunlara yapılan regresyon çalışmalarında gerçekten kadın gemide yapay döllenmeyle, yumurta alarak ve dölleme yaparak bir cenin oluşturuyorlar. Sonra o cenini 4 aylık olduğu zaman, 3 ile 4 aylık arasında rahimden alıp küvezlerde. Bazı görüntüler var. Onları da ben konuşurken arkadan verirsek hangi çok olur. Hangi başlık altında? Gemiler içinde olabilir. Yoksa gemilerin içinde. Gemiler içinde olabilir. Şöyle diyorlar. Bildiğiniz gibi ceninleri ya taşıyıcı anneye yerleştiririz ya da doğal yoldan hamile kalındıktan sonra üzerlerinde genetik olarak çalışırız. Ceninlerin üzerlerinde yapılması gereken bir sonraki çalışma aşamasına geçirebilmesi için 1 ila 4 aylıkken insan bedeni içindeki embriyo ortamından alınmaları gerekir. Alınma işleminin metodu tabii ki zeta gruplarımızın cenini aldığı kişiye göre değişir. Değişik yöntemlerimiz vardır diyorlar. Fakat en çok kullanılan yöntem cerrahın, yani çalışan o zetanın, taşıyıcı annenin moleküler yapısını titreşimsel olarak değiştirmesini gerektirir diyor. Böylece anne daha az yoğun hale gelir. Yani kaba bedeni daha az yoğunlaşır. Bundan sonra cerrah ellerini rahmin içine sokabilir ve çocuğu yarasız ve kansız bir şekilde alabilir. Bu kimin cümleleri bunlar? Pisişik ameliyat konuları vardır ya, pisişik evet. Ameliyat uzak doğuda orada burada yapılır. O tür bir şey. Bu direkt, kimin anlatım Ertan Bey? Bu direkt regresyonda biliyorsunuz alıkonanlara bazen telepatik bilgiler aktarılıyor. Bu varlıklar tarafından ne yaptıklarıyla alakalı. Dolayısıyla bu az önce bahsettiğim bütün bilim adamlarının yaptığı regresyonda çalışma, regresyonda konuşmalar kayıt ediliyor. Evet. Bunlara aktarılan bilgiler. Dolayısıyla bakın, bunlar da çizimler, alıkonan insanlar gemide gördükleri, bazen başka insanlar da gemide alınmış, başka bölümlerde sedye üzerinde çalışan varlıkları görüyorlar. Çok sade bir gemideki içeride. Işık kaynağının nereden geldiği belli değil. Hafif steril bir ortam. Evet. Serin bir ortam. Duvarlardan çıkan bazı aletler var. Organik, biraz holografik bilgisayarlar. Ameliyathaneye benzettim biraz. Biraz daha teknolojik. Teknolojik tabii çok ileri. Evet. Bu küvezler bir sonrakinde İşte bu ceninler bazı küvezlerde, içi sıvı dolu küvezlerde görüyorlar. Travis Bolton'un anlatımı gibi. Burada evet. Bunların bazı illüstrasyonları seyirci de algılasın diye. Burada tabii anne ile varlık arasındaki iletişimi koparmıyorlar. Alıkonan cenin ürettikleri melez ırktaki anneyi de ara ara gemiye alıp çocuğuyla olan iletişimini ve duyguları, o nörokimyasal etkileşimleri depoluyorlar. Çünkü bunlar tekrar duygu sahibi olmaya çalışan varlık türleri. Yani biz genetik olarak onlara yardımcı oluyoruz. Burada amaç ne? Burada, sonunda amaç ne? Amaç şu, aslında baktığınız zaman bu melez ırk projesinin 3 temel amacı olduğu yapılan bütün çalışmalarda ortaya çıkıyor. Bir tanesi, bu varlık türünün genetik yapısına katkıda bulunarak tekrar duygu kodlarına ulaşmaları ve yok olmakta olan türlerinin devamını sağlamak. Bu bir noktası. İkinci olayın faceti. Ama melez olarak devam etmekten bahsediyoruz. İbritler melezlere de geçelim tabii, kendileri, bu arada. Kendi türlerini geliştirmek amaçlı. İkincisi, yani bizden DNA genetik bir mühendislikle bir çalışma yapıyorlar. Bir yardım söz konusu. Bir kolektif aslında, bir gen havuzu dedik ya bütün bu evren için. Dünya da öyle. Bir tanesi evren büyüdüğü ve genişlediği için yeni yaşam formları, ruhların bedenlenmesi için oluşturulan bir takım mekanizmalar var. Dolayısıyla türlerin gelişimi açısından biz de genetik malzemeler veriyoruz. Bunlar da birçok ırk var bunun içinde. Sadece zetalar değil. Hı hı. İnsanımsı türler de var.
reptilianlar var, işte peygamber görüşü. Bu görselleri de geçelim mi Aktan Bey? Uzaylı türlerini de gösterebiliriz. Evet, biz konuşurken bir yandan gösterelim, yoksa gösterelim değişik türleri. Dolayısıyla bir tanesi o uzaydaki gelişim sürecine ve o gen havuzuna katkıda bulunup, çünkü dünya genetiğinde de çok farklı türlerin tesiri var. O yüzden mesela Uzak Doğu'ya gittiğiniz zaman gözleri çekik insanlar vardır. İşte siyah ırk vardır. Kuzey Avrupa'da Nordikler vardır. Avustralya farklıdır. Kızılderililer. Bir türlerin aslında bir etkileşimi var süreç içinde. Dolayısıyla biz burada evrenin diğer bölümlerine de katkıda bulunuyoruz. Biz de zaten galaktik kökenimiz farklı sistemlerden burada geliştirilmiş, evrilmiş olabiliriz. Tabii bu çalışmalardan sonra ortaya çıkar. Üçüncü bir bu MELES çalışmasındaki projedeki katkı, onlarla bizden yaratılan bu karışık MELES prosesindeki bazı türler dünya planetinin gelecekte ileri bir süreç içinde çok uzakta değil ama belki 40 sene belki 50 sene bilemiyoruz. Bu insan bilincinin, şuurunun o frekansa uyumlanmasıyla alakalı, bunu tamamen belirtiyorlar zaten. Bizim Galaktik Federasyon ve üst boyutlara gelmemiz döneminde dünya insanlığıyla arada köprü olacak ve bu geçiş sürecinde yardımcı olacak bir takım öncüler. Bu da önemli. Yani üç ana proses var. Evet. Bu sürecin içinde. Profesör demiş ki uzaylılar 1000 yıldır yaşıyor ve son teknoloji kullanıyorlar. Ama hala melezlik peşinde koşuyorlar. Şimdiye kadar yapamadılar mı? Şunlar da birlikte. Tabii duygu süreci bu. Bu türlerin hepsi yakın. Onlar da öyle iddiası var ya. Evet, işte o yüzden. Bu türlerin hepsi yakın temas ve gemilerde bulunmuş insanların iletişimleri sonucu ortaya çıkan tiplemelerdir. Yani hayal ürünü değil. Dolayısıyla bunlar çok net iri ve çekik gösterir. İfadelerle. Çekik renkli çoğunlukla. Evet. İnsanımsı türler de var tabii. Buraya baktığınız zaman mesela alien türleri bölümüne girersek, uzaylı türlerine verirse. Alien türleri bir yandan. Evet, 35 geçiyor zaten. Alien türleri buket. Bu varlıklara baktığımız zaman çok, niye siyahi kimse yok? Niye beyaz? Niye renkli gözlü? Niye? Nasıl siyahi? Var yani, türlerde var. Çok var. Bak Akon mesela, bu işte Alpha Centauri, Proxima Centauri'deki Elizabeth Clarke'ın insanımsı hüminoidler, bunları da hızlı hızlı geçebiliriz. Evrende çok değişik türler var. Hem biyolojik anlamda bu farklı bir tür. Yine hızlı hızlı geçebiliriz bunları. Bunlar hüminoid dediğimiz insanımsı türler. Ama reptilian dediğimiz işte grilere ya da insekler yalnız dediğimiz... Çok simetrik değil mi? Evet. Farklı türler. Ama tabii bunlar illüstre edildiği için... Evet. Ama anlatımlar tabii üzerinden de değil. Çok simetrik. Yakın temaslar bazıları, bazıları alıkonma. Bir de direkt temaslar var. Mesela bu Pleiadesiler olduğu gibi. Arcturuslar, Andromedalılar, farklı türler var. Orion sistemi ayrı bir sistem. Daha çok insansı yaratıklar. Bunlar insanımsılar. Bir sonraki reptilian ve sürüngenimsi türlere bakalım. Buket'ten hızlı hızlı bir sonraki. Bu da zetaların değişik türleri. Yine alıkonma olaylarında yine yakın gözlemlerde verilen bir takım. Çünkü zetaların bunlar da ara türleri var. Tabii yine ara türleri var. Çünkü nasıl çok farklı insan türleri varsa çok farklı kendi içlerinde de ara türler var. Hem White Draco'lar, reptilianlar, sürüngenimsi türler, enerjitik varlıklar. Bunlar da reptilianları konuşmanızı çok ister izleyicilerimiz. Efendim? Biliyorsunuz değil mi? Sık sık reptilianları konusuna gelmenizi çok istiyorlar. Tamam. Bir sonraki reptilian türlerinden de bazı görüntüler verelim. Reptilian, reptoid ve drakolar, o mu? White Draco, reptoid, evet. Bunlar sürüngenimsi, az önce zaten eski çağ eserlerinde Sümerler'de orada burada biz az böyle reptilian sürüngenimsi türleri de gördük. Biliyorsunuz. Bunlar da yine farklı amaçları. Yine alıkonma sahnelerinde bu reptilianları da görüyoruz. Grilerle çalışıyorlar. İşte bakın burada Sümerler'de. Ya bu etkileşim tarihin her döneminde olmuş. Evet. Yeni bir olay değil. Zaten
Profesöre cevap veriyoruz şu anda. Işık hızını aşıp buralara gelen türlerin zaten sadece atmosferde bizi izlemiş olmalarını beklemeyelim. Tabii ki bu türler hakkında detaylı çalışma yapmak için bir takım genetik çalışmalar yapıyorlar. İnsanları incelemeleri ve alıkonma dediğimiz olaylarda bunları uygulamaları kadar doğal bir şey olamaz. Bazıları avatar karakterine benziyor. Bir, aslında insanın bilincinde sanki yani yapmış olduğu bütün hayallerde filan kozmik bir bilinç var. Yani şöyle hani biz uzaylı science fiction filmlerde bilim kurgu i̇şte filmlerinde o çizmiş o olduğumuz ya diyoruz ki adam nasıl yaratık yapmış ya acayip filan. Bir bakıyorsun denizin altında daha garibi var. Yani insanın aklının çok alamayacağı şeyler bunlar bence. Yaratılış kavramı. Çünkü çok Allah'ın... Mantisler. Yani mantisler, ufkunu, peygamber devesi böceği dediğin gibi. Çok çözme şansımız, anlama şansımız. Yanına bile yaklaşamayız yani. Evet. Ama yavaş yavaş işte genetik bilim ve genetik mühendislik olayı ufak ufak böyle işte kök hücreden şeyler yapılması, hücreler üzerinde çalışmalar, organlar, işte klonlamalar. Bu bir neticede bir teknolojik gelişim. Burada fizik bedenlerle ilgili ruh çalışma ben. Yapmak, yoktan bir şey var etmek değil. Önemli olan ruhtur. Ruh zaten kaynaktan gelir. Yüce Rabbimizin yarattığı o ruhun tekamül etmesi, evrimsel süreç içinde gelişmesi açısından bedenlere ihtiyaç var. Dolayısıyla bu bedenler ileride genetik mühendislik gelişince bir şekilde DNA teknolojisi kullanılarak bir şekilde yapılabilir hale gelinecek. Ona bir sınır koyamayız. Yani binlerce yıllık ileri süreçte siz yani teknoloji gelişirken genetik bilim gelişmeyecek mi? O da gelişecek. Evet. Burada yaratıcının bize sunduğu malzemeleri kullanarak bir sadece kıyafet üretiyorsunuz. O kıyafetin içine bir ruh giriyor. Ruh tamamıyla Allah'tan. Ruh tamamıyla yaratıcının. Yani bütün öz oradan kaynaktan gelen bir sistem. Dolayısıyla buradaki o farkı iyi anlamak lazım. İzleyicilerimiz burada yanlış bir algıya kapılmasınlar. Dolayısıyla burada sadece mesela Virginia'da da bir UFO düşme olayı oldu. Burada da farklı bir tür gözlemlendi. Sonsuz sayıda bir sonraki yine türler bunlar hep yakın gözlem raporlarına göre hem resmi, askeri ve sivil hem muhtelif alıkonma. Muhtelif türler var, enerji varlıklar var. Tabii. Bir de değil mi? Böyle kuşa benzer varlık türleri var. Dolayısıyla yaratılışı belirli bir formla sınırlamamak lazım. Çünkü her gezegenin yapısı farklı. Atmosferik insanımsı türler de var, böyle değişik. Gezegenin manyetik alanı farklı. Oradaki yaratıcının koşullandırdığı şartlar farklı. Oraya göre türler gelişip beslenme şekilleri farklı. Beslenme şekli, tabii. Soluduğu hava farklı. Atmosfer, tabii. Yer çekimi. Ama kesinlikle türler hiçbir şekilde evrim teorisinin iddia ettiği gibi şansa ya da rastgelelik, şans işte doğa ve zamanla değil. Akıllı bir tasarım var. Dolayısıyla bu da kendini bu çeşitlilikle gösteriyor. Yani milyonlarca sadece bizim gezegenimizde değişik canlılar var. Hiç görme tanıkları progresyon anlatımlarında seansları sırasında değil mi yapılan anlatımlarda şimdi dünya saatine göre yaşlandığımızı göz önünde bulundurursak bir formdan bir yaş formundan ortak bir yaş formundan bahsediliyor mu? Yani hep böyle genç profil görüyoruz da bizim dediğim gibi dünya saatine şöyle, göre konuşuyoruz. Şimdi zaman hep izafi olay ya. Mesela bunların arasında 300 yıl yaşayan da 500 yıl 1500 yıl ya da uzay zamanına formunda, uzay açısından bakarsanız çünkü öyle bir şey olmaması lazım ve görsellerde de hep ortak. Ama neticede fizik beden formunda olup farklı bir titreşim boyutunda olsa bile onların kendi boyutlarında bir fizik bedeni var. Fakat daha üst katmanlarda bizim meleksi varlıklar dediğimiz varlıklar daha enerji, onlar enerji düzeyinde artık hiçbir bedene ihtiyaç duymayıp teka evrim geçiren varlık türleri. Belki de oradan, buradaki varlıkların çoğu yaşlı, bilmiyoruz. Biz kendimizi referans olarak gittiğimiz için. Tabii. Dolayısıyla orada enerji bedende artık hiçbir şekilde yaşlanma, orada sınırsızlık ve sonsuzluk orada. Çünkü farklı alık bir varoluş. Alıkonan çocukların çizimleri. Katmanlar. Tabii alıkonan çocuklar çok önemli bir fenomen. Çünkü 3-4 yaşında, 2 yaşında çocuklar annelerine beni mesela bir resim görüyor. Bu dün gece bu amca geldi, ben onunla oyun oynamaya gittim falan şeklinde yorumlarda bulunuyorlar. Mesela bunların çizdikleri bir takım resimler var. Bunlar çok önemli. Evet.
Yani 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında çocukların uyduracağı şeyler değil. Ve yine ortak noktalar evet. olduğunu görüyoruz. Evet, bir yerden etkilenmesi lazım. Bir yerden etkilenmesi. Buralarda çok yani UFO, uzaylı falan çok etkilenecek şeyleri değil değil mi? Değil yapıları tabii. Değil. Mesela bir olay oldu Zimbabwe'de. 1994'te az sonra göreceğiz onu. Dr. John Mack bu olayı inceledi. Zimbabwe'de 62 tane öğrenci 6 ve 12 yaş arasında bakın çocukların çizdikleri evet. 3-4 yaşında. Dolayısıyla devam edelim. Son bir dakika. Ha, o Zimbabwe olayı çok önemliydi. Çünkü bir okulun bahçesine bir UFO iniyor ve 62 çocuk aynı anda görüyor ve çiziyorlar. John Mack de oraya gidiyor. Ve orada da zaman atlamaları var. O çocukların bazıları, çünkü bu varlıklar zamanı daraltıp genişletebiliyorlar. Sizin oradaki bir dakikanızda istedikleri Portekiz çalışmayı yapabiliyor. Portekiz olayındaki olduğu gibi. Portekiz'deki. Aynen. Evet. Artık kaç ay sonrasında randevu alırız sizden bilmiyoruz program çok için. Çok uzatmayalım çünkü konuşamadık. Daha bayağı şeyler var. Bu da yine... Bu sefer daha... Bir dahaki yıl yaparız artık programı. Hemen birkaç ay içinde yenileyelim. Evet, siz böyle diyorsanız biz hazırız zaten. Birkaç ay çok kısa bir şey oldu, zaman dilimi oldu. İnşallah öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Aktan evet, Aktan. Çok beklenen programdı. Rica ederim. Sağ olunuz. Yeni bilgiler paylaştınız. Hiçbir programda paylaşmadınız. Bilgiler, güncel araştırma sonuçları paylaştınız. Sağ olunuz katıldığınız için. Evet, haftaya 2019 yılının sosyoekonomik beklentileri, bizleri neler bekliyor onu konuşacağız. Bu akşamın da güzel sözü şöyle olsun. İnsanın evren hakkında bilgisi gece karanlığında yanan bir mum gibidir. Hayırlı akşamlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz katılım gösterdiğiniz için. Tweetlerinizi inceleyecek Ertan Bey de başında programa söz verdiğimiz gibi kitaplar adreslerine ulaşacak. Sağ olunuz, var olunuz. Haftaya görüşmek dileğiyle.